Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Essalatu vesselamu ala resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. 26. söz malum sözlerde kadere dairdir diye üstad ifade ediyor ve başına da Kader Risalesi ismini koydu. Üçüncü mebhasın bir cümlesiyle başlamak istiyorum. Üçüncü mebhasta üstad diyor ki kadere iman, imanın erkanındandır. İmanın rükünlerindendir. İmanın esaslarındandır. Kim ne derse desin böyle bir iman esası yoktur vesaire diye bunlar boştur. Kadere iman, iman esastır. Nereden hareketle üstad bunu söylüyor? Sahih-i Müslim'in Kitab-ı İman'ın birinci bölümü ve ilk hadis meşhur Cibril hadisidir. Orada Cibril aleyhisselam Dihye suretinde geliyor ve Resulullah'a diyor ki Men imanu ya Resulallah. Ya Resulallah. Ey Allah'ın Resulü iman nedir? Orada Hazreti Peygamber diyor ki aleyhisselatü vesselam En tü'mine billahi Allah'a iman etmendir. Ve melaiketihi ve kütübihi ve rusulihi ve yevmil ahiri şurası ve bil kaderi hayrihi ve şerrihi min Allah. Hayır ve şerrin de kadere iman etmendir. Hayır ve şerrin Allah'tan olduğunu tasdik etmendir. Bizzat Resul-i Ekrem aleyhissalatü vesselamın iman tanımı bu. Yani amentü dediğimiz amentü buna dayanıyor zaten. Peki Resulullah aleyhissalatü vesselam iman esaslarını böyle saydı da kadere burada zikretti de Kur'an niye zikretmedi? Hayır, Kur'an da zikretti. Nasıl zikrediyor? Allah'ın ilmine atıf yapan ayetler. Üstad şimdi birisine aldı mesela diyor ki ayet velarat yok şurada. Velarat bin velaya bisin illa kitabın mübin gibi pek çok ayeti Kur'aniye tasrih ediyor kaderi. Birçok ayeti kerime var. Kadere imanla alakalı. Birisi ve kulle şeyin ahsaynahu fi imamun mubin. Yasin'de gitsin. Başka birisi Hadid suresinde 22. ayette Cenab-ı Hak buyuruyor ki sizin nefsinizde ve yeryüzünde hiçbir olay, musibet yoktur ki biz onu daha önce kaydetmiş olmuyor. Min kabl en nebra'e. Ve biz ibra etmiş, yazmış olmayalım. Ne demek? Bütün fiiller, bütün olaylar önceden yazmıştır. Ve külleşin ahsenu fi imam mübin bunu ifade ediyor. Ve la rabbim ve la yebisin illa fitab mübin bunu ifade ediyor. Allah'ın ilmi ilahisinin sonsuzluğunu ifade eden bütün ayette aynı zamanda kadere yani önceden Cenab-ı Hakk'ın her şeyi bildiğine ilmi sübhanesiyle takdir ettiğine gelerek diyor. O halde Üstadın aynen burada ifade ettiği gibi kadere iman, imanın erkanındadır. Aşırılıkları, savrulmaları üstad burada hizaya getiriyor. Nereden çıkartıyorsun sen Emevilerin bundan sonra siyasi polemiklerinde kamufle etmek için kadere iman diye bir şey kondu, Kur'an'da yok diyor. Var. Birçok ayet ilmi ilahi ifade eden ondan sonra kadere iman altını çiziyor. İkincisi ve daha önemlisi sarahaten geçtiği için daha önemlisi diyoruz. Bizzat Resul-i Ekrem aleyhissalatü vesselam imanı böyle tanımlıyor. İman esaslarını böyle sıralıyor. Nasıl çıkıp da kader iman yoktur diyebilir birisi. Haşa. Bu sünneti yok saymaktır. Ayetlerin de kaderle ilgili olan ayetleri de yorumlama, tevil etmektir. İnkarda tevil etmektir. Hem de uygun olmayan biçimde tevil etmektir. Girişi uzattığımın farkında değil, müzakere olduğum için hemen devreye girilebilir. Kadere iman esasında Allah'a imanla ilgilidir. Doğru. Allah'ın sıfatlarını bilmeyle ilgilidir. Allah'ın ilmini ilmi ilahiyesini bilmeli ilgilidir. Hatta Allah'ın adaletini bilmekle ilgilidir. Üstad diyor ya senin gizli bir diyor
şeyim var, katlim var. Hakim sana zulmetti. Ama kader adalet etti diyor. Bak, kaderin niye alakası var? Adaletle alakası var. İlim malumuna tabidir, ilimle alakası var. Dolayısıyla uluhiyetle alakası var kadere iman. Böyle bir iman konusu göz ardı edilir mi? Yani kader planının işlemesi çok önemli bir hadise değil mi? Uluhiyetin, Cenab-ı Hakk'ın kudret ve azametinin bir işi, tecellisi. Tecelli şimdi. Biz kaderi dikkate almadan mesela zaman olayını fark edemeyiz. Cenab-ı Hakk'ın zamanda münezzeh olduğunu fark edemeyiz. Çok iyi oldu Allah razı olsun Hasan abi notu. Allah'ın zaman kayıtlarında münezzeh olduğu kaderle anlaşılır. Şimdi efendim? Ezeliyet meselesi. Ezeliyet meselesi. Üstadın dediği bir örnek var. Çok harikulade bir örnek. Şöyle diyor bir bilmiyorum vaktimiz kalacak mı okumaya. Bir ayna olsa diyor. Şu aynayı şöyle masaya yaklaştırsak. Masanın ne kadar bu aynaya girer? İl yakın olduğu zaman ondan sonra bu aynanın çapı ne kadarsa o kadar girer. Biraz kaldırdığımız zaman, yükselttiğimiz zaman o aynayı ne kadar girer aynaya görüntü? Daha geniş bir boyutta girer. Biraz daha kaldırsak, biraz daha kaldırsak. Şimdi sağ tarafına üstlüğü mazi diyelim. Sol tarafına istikbal diyelim. Şu da ilmi ilahi tırnak içinde. Kader ilmi ilahi. Şimdi bunu kaldırdığımız zaman buna sonsuz bir irtifa verdiğimiz zaman ezel ve ebed Cenab-ı Hakk'ın nazarı şu hududunda mevcut. Aynı anda mevcut. Geçmiş, gelecek, mazi, müstakbel, önce hepsi bize demek ifade. Peki uluhiyetin bu sırrını kader konusu olması nasıl anlayacağız? İnsanlar buyur Metin. O zaman şöyle bir şeymiş ki hocam. Hani bu mesele aynen sizin giriş yaptığınız gibi biz de işlerken şuralar koşuyla kader konusunda konuşuyoruz. Orada aynı konuyu işte konuştuğumuzda şuraya geldi iş. O zaman hani kaderin doğrudan iman esasları sıralanırken orada olmaması zahiren görüp inkar etmek yerine acaba niye yokun peşine düşmek sanki daha isabettir. Ve oraya düşüp biraz kurcalamaya başladığında en başta az önceki temas ettiğiniz yer görüyor. Bir, Cenab-ı Hakk'ı güzelce tanımadan kader konusunu anlayabilmek mümkün değil. Yani aslında bütün iman esasları hani 5 artı 1 gibi sanki devreye giriyor. 5'ini biraz tamam edip tahkik ettiğinde otomatik 6 hemen zaten içinden organik olarak çıkıyor. Allah. Mesela bir de bu verdiğiniz örneği biraz geliştirerek mesela aynı mantıktan harekette şöyle anlatıyoruz. Mesela arabayla hareket ettiğimizde mesela İzmit'ten İstanbul'a geldik. İzmit bizim için artık geçmiş. İstanbul'u şimdi, Edirne ise gelecek. Ama İstanbul'dan biri helikoptere binip yükselse öyle bir noktaya geldi ki aynı anda hem Edirne'yi hem İstanbul'u hem İzmit'i görüyor. Artık önce sonra diye bir şey kalmaz. İşte Cenab-ı Hak için zaman dediğimiz şey daima şimdi. Yani merkeze toplanıyor. Geçmiş de şimdi, gelecek de şimdi. Yani kainatın yaratıldığı ilk anla kıyametin koptuğu an arasında Cenab-ı Hak için bir fark yok. Ve haliyle de şimdi bu ezeliyet olayını anlamadan, idrak etmeden kader konusunu anlamak mümkün değil. İlim maluma tabi olduğu anlamak mümkün değil. İşte insan kaderin mahkumu mu değil mi anlamak mümkün değil. Allah razı olsun. Çok isabetli oldu. Üstad diyor ki, medde ve müntahasıyla, aslı ve feriyle kader ilmi ilahidedir. İnsan sorumludur. Tamam, şimdi boyutu o. Ama Cenab-ı Hakk'a bakan boyutuyla hep manzarı âlâdan baktığı için her şey dedi ya Metin Hoca Allah razı olsun. Her şey şimdi hükmündedir gibi. Dolayısıyla mazi, hatta üstad diyorum, mazi dediğimiz olay diyorum. Sizi düzeltiyorum, ezel dediğimiz olay diyorum. Mazi sizin ucu değil. İstikbal dediğimizde, ebed dediğimizde istikbal sizin ucu değil. Ya ezel ve ebed aslında Cenab-ı Hakk'ın zamandan münezzeh olduğunu ifade eder. Bunu, peki bunun Kur'an'ı devrinin aynı zamanda. Hadis suresinin başı. Huvel evvelu vel ahir. Allah evveldir ve ahir. Ne demek? Bizim için evvel dediğimiz şey, ahir dediğimiz şey Cenab-ı Hak
açısından şimdi mesabesindedir. Zatın ümumiyetini gerektirir. Bu vasıfa sahip olmayan ilah olamaz. Uluhiyet mazi ve müstakbeli, ezel ve ebedi aynı anda nazar-ı şuudunda bulundurur ve bulundurması işaretidir. O zaman soruluyor ya kader konusu olduğunda, benim kiminle evleneceğimi Allah biliyor mu? Elbette. Daha doğmadan önce. Neden? Ben daha evlenmedim. Önce sonra dediğin şey seninle alakalı. Benim hangi mesleği icra edeceğimi Allah biliyor mu? Tamam. Sen kendi açısından bakıyorsun, kendini Cenab-ı Hakk'a kıyaslıyorsun zaman açısından. Cenab-ı Hak zamanda münezzehtir. Sen doğmadan evvel de, öldükten sonra da, senin dedelerin de, senin ondan sonra torunların da, her şey Cenab-ı Hakk'ın nazar-ı şuhudundadır. Her şey nazar-ı şuhudundadır. Aynı. Ezel ve aynı. Çünkü zamandan münezzehtir. Zaman mahluka ait bir özelliktir ve mekandaki hareketliğin birim olarak ifadesidir. Deniyor ya en basit haliyle. Evet, hocam burada bir şey ilave yapayım. Üstad bu zamanı anlatırken bahsettiğiniz ayna misali mekandan şey yap, değil mi? Mesafeyi. Evet, evet. Yani bizim o düşünebildiğimiz şeyi Metin kardeşimizin de verdiği misal de zaten o üstadın misalinin bir şeyi parçası. Başka versiyonu. Başka evet. Versiyonu. Şeye Einstein'a kadar zaman ve mekan bağımsız olarak bütün hesapları öyle yapıyorlardı ve bütün teoriler ona göre geliştirildi. Einstein zaman ve mekanın bağımsız olmadığını, birbirleriyle izafi olduğunu, birbirine göre değiştiğine, yani ikisinin bir bütünün bir parçası olduğunu ortaya koydu. Onu da çeşitli şeylerle ispat etti zaten o teorideki işlerle, izafiyet teorisinde. Yani onun için hani mekan deyince işte zaman araya giriyor. Zaman da mekan da Cenab-ı Hakk'ın bir mahluku, yaratılmış bir şeyidir. Onlar hepsi Cenab-ı Hakk'ın elindedir, kontrolündedir. Evet yani o... Dolayısıyla kader konusunun anlaşılması bu gibi uluhiyete ait sırların anlaşılmasına, bizim içinde olduğumuz çeşitli koordinatlara, zaman bir koordinattır, mekan bir koordinattır. Bunların anlaşılmasına vesile olmak gibi çok önemli hususlar, çok önemli sırlar ihtiva ediyor. Bunun için imanın bir parçası, 5-6-1 dedi bir anlamda gibi imanın bir parçası olarak ifade olunmuş. Yani. Üstad da hep bu konuşulur da üzerinden bir daha geçmekte bir iş yok. Metin kardeşim işaret etti. Kader konusuna ne zaman geliyor? 26. sözde geliyor. 3. sözde değil, 10. sözde değil, 20. sözde değil. Peki 26. söze kadar nelerin altını çiziyor? Mesela 25'te niye anlatıyor? Kur'an'ı bize. 10. sözde niye anlatıyor? Haşir. 10. sözde nübüvvet. Ondan evvelki bütün bahislerde uluhiyet. Biz sadece melaike, iman ve ruh konusu daha sonraki bahis olarak ele alınır. Demek ki önce bir uluhiyeti tanımak lazım. Sağlıklı bir iman altyapıyı kurmak lazım. Bunun üzerine uluhiyeti anlamadan, esma-i ilahiyi anlamadan, Allah'ın esma ve sıfatlarının, isim ve sıfatların sonsuzluğunu anlamadan, Allah'ın esması ve kainat arasındaki ilişkiyi anlamadan, kainatın esma-i ilahiyenin bir tecellisi olduğunu anlamadan, Hasan Abin dediği gibi zaman ve mekanın Allah'ın mahluku olduğunu, Allah'ın esmasının tecellisi olduğunu, tecellileri olduğunu anlamadan kader konusu anlatılamaz. Üstad da onun için 26. söze kadar böyle bir altyapıyı kurduktan sonra 26. sözü kader eserisi olarak önümüze koyuyor. Kader konusu sayfalarca bu mufassal kelam, pidek, kelam kitaplarında bölümler var. Müstakil risaleler var. Risale-i kader, risale-i kader diye çok kitap var. Ben böyle küçük bir risaleyi tahsil etti, ne diyor, edisyon kritiği yaptım da oradan biliyorum. Risale-i kader, risale-i kader. Süleyman Kütüphanesi'nde yazmalar var. Dünya kadar böyle eser var. Niye müstakil konulara, şimdi müstakil kitaplara konu olmuş? Ahmet abi çok karıştırılan diye. Çok karıştırılabilir. Az anlaşılıyor. Neden? Uluhiyet bilgi biraz zayıf.
Allah'ın ilmine ilgili bilgiler zayıf. Mekan ve zamanın mahiyetine dair bilgiler zayıf. Bu bilgiler zayıf olunca kaderi oturtamıyor. Ya diyor, ben daha okulu bitirmedim. Dolayısıyla ben okulu bitirdikten sonra hangi mesleği, yani nerede mesleğimi icra edeceğim? Allah bilir mi? Kaderimde tayin edilmiş midir? Bak, ne kadar basit bir, ne kadar Cenab-ı Hakk'ı ezelde ebed sultanını kendisiyle irtibatlandırarak zamanın boyutlarına sıkıştırmaya çalışır. Hocam acaba çok özür diliyorum, sözünüzü kestim. Şu noktayı nazarın dar olmasının sebebi birazcık da şeyleri yani Cenab-ı Allah'ın isimlerini iyi bilememekten de kaynaklanıyor. Evet. Çünkü Risale'de bile geçerken Üstad Hazretleri bir ismi dedikten sonra arkasında mukaddese diyor. Değil mi hocam? Evet. Yani bizim bakış tarzımız, noktayı nazarımız yetersiz. Şuunat mesela. Şuunatın karşılığı sıfat. Ama sıfat yakıştıramazsın ki Cenab-ı Allah'a. Değil mi hocam yani? Yani şuunat diyoruz yani. Şuunat evet. Geçiyor ya hocam. Evet. Yani bazı kelimelerin içinde de insanın yetersizliğini görebilmesi lazım. Yani bizim kısır fehmimizle, bakışımızla Cenab-ı Allah'ı komple şey yapabilmemiz sınırsız. Yani sınırlı bir şey, sınırsız bir şeyi şey yapamaz. Ölçemez. Yani bizim ölçümüz, kantarımız bu kader mevzunu tam bir şekilde yaklaşıyoruz ama komple içine alamaz diye düşünüyorum. Allah razı olsun. Çok kısa uzanmasın, bunu başka gitmesin diye. Üstad-ı Emel Risalesi'nde tam da Orhan abinin dikkat çektiği husus anlatıyor. Ve diyor ki orada malum mutlak ve muhit olan bir şey mevhum bir kudur çizilmedikçe idrak edilemez ve anlaşılamaz. Zulümat olmaksızın sürekli bir ziya hali olsa, aydınlık hali, devamlı aydın. Karanlıktan hiç haberi olmayan birisi. Biz aydınlığı anlatamayız. Neden? Hem ondan sonra aydınlığı görüyor, karanlıkla alakalı en ufak bir zihninde emare yok. Dolayısıyla onu buna dememiz lazım. Gözünü kapat. Gözünü kapatsın. Karanlığı bir görsün. Olsun, aydınlığı fark eder. Aynı değil mi? Aynen o. Onun için tuğraful eşya veya yuğraful eşya zık diye bir ezdadiha denmiş. O da üstadın en iyi açıklarken altın çizdiği tam da merkezi nokta bu Orhan abinin dikkat çektiği. Cenab-ı Hakk'ın diyor evsafı. Evsaf sıfat ve isimler. Cenab-ı Hakk'ın evsafı. Ve şuunatı hudutsuz olduğu için beşerin bunu anlaması imkansızdır. Beşerin bunu anlaması için diyor Cenab-ı Hak ene namıyla insana mevhum bir rububiyet verdi. Mevhum bir uluhiyet verdi. Mevhum. Aslı yok. Ademi, emri itibari yok. Ta ki bu vahidi kıyası olsun ve desin ki ben kendi sanat kabiliyetimle şu masayı yaptım, şu kainatın hakkı da o sahneyi de bu kainatı yapmış olmalıdır. Kendini bir vahidi kıyası yapsın. Ben küçük ilmimle işte şunları şurada düzenledim, dizayn ettim. Şu kainata baktığımızda muazzam bir dizayn var. Öyleyse kainatın hakkı da sonsuz bir ilim sahibi olmalıdır desin. Bak, Cenab-ı Hakk'ın sonsuz ilim sahibi nereden gitti? Kendisindeki ilimden gitti. Cenab-ı Hakk'ın kudret sahibi olduğuna nereden gitti? Kendisindeki kudretten gitti. Cenab-ı Hakk'ın malikiyetin sonsuzluğuna nereden gitti? Kendisindeki malikiyetten gitti. Ama bir şey daha var. Orhan abi zikrettiği için onu hatırlamak lazım. Bu üstad o da evsaf diyorsun. Şuunat diyor. Şuunat. Şimdi bu malum sıralamadan eser veya esere geçeceğiz, esere fiili geçeceksek yer isim, sıfat, şuun, zat sıralaması var ya. Orada mesela Rahim, Cenab-ı Hak Rahim'dir isim. Tamam. Rahmet sahibidir. Sıfat. Cenab-ı Hakk'ın rahimiyeti vardır. Şuun. Şuunun iki anlamı var. Sade, atsın. Birisi böyle rahimiyet filan gibi mastariyetle ifade edilen bir ilahi özellik. Bir de
Üstadın yine şuunatı anlatırken kullandığı mesuriyet-i mukaddese, memnuniyet-i mukaddese, sürur-i mukaddese gibi şahsen düşünmeye mezun olmadığımız istiğna-i alat ıttakiyette muvafık Cenab-ı Hakk'ın şuunatı var. Peki, bunu Kur'an'dan örnek Cenab-ı Hak diyor ki ben vedudum diyor. İki defa geçiyor ayet. Allah veduttur, sevendir. Peki ben Allah'ın vedud olduğunu nasıl anlayacağım? Uzattık buraya ama uluhiyetle ilgili olduğu için önemli. Allah'ın vedud veya ne diyelim vedud olduğunu veya vedud nasıl bir şey? Nasıl bir şey vedud? Nasıl bir şey? Ben de var. Ben aslında bir seviyorum. Ne yaptın? Bendeki meveddet duygusu bir vahidi kıyası oldu. Cenab-ı Hakk'ın meveddetini, Cenab-ı Hakk'ın muhabbetini anlamadan vahidi kıyası oldu. Hem öyle bir vahidi kıyası oluyor ki bu ene, ama tabii iyi anlaşıldığı zaman ene bahsi. Fatih insan Cenab-ı Hakk'ın isim ve sıfatlarını liste olarak ezbere söylüyor olmaktan çıkıyor. Hakiki anlamda zikrediyor. Yani mesela Allah'ın sıfatlarını sayıyorsun. Allah'ın şu Allah görür, bilir, duyar. Ondan sonra hayat sahibi de diyoruz. Bu liste. Bunun çok önemi yok. Liste bu. Lafız. Ama ene vazifesini ifa ederse birlikte ene girdik ama sorudan uluhiyet. Ene diyor açılırsa eğer, bu da bir muammadır. Ene açılırsa eğer iki şey anlaşılır. Bir, mümkünatın şu alem mümkünatın mahiyeti anlaşılır. İki, varlık nedir yani o anlaşılır. İki, ene mahfiyat-ı künuz-ı esma-i ilahiyenin miftahı. Yani Cenab-ı Hakk'ın esmasının anlaşılmasına vesile olur. Yani, bizdeki mevhum bu özellik. İşte dedi ya Hasan abi, Allah'ın vedud olduğunu nereden, nasıl biliyor, nasıl bir şey? Ben de var özelliği. Ben de var özelliği. Bana verilmiş. Ha bendeki aynıdır denmez. Mahiyeti bendeki mahluktur, izafidir, o vermiştir ama Cenab-ı Hakk'ın zafidir, rasihtir, ezelidir, ebedidir. Ama bir vahidi kıyas. Dolayısıyla tekrar kadere gelirse diye bu vahidi kıyaslarla ene vazifesini yaparak uluhiyete sandığımızda karşımıza Cenab-ı Hakk'ın şu üç mühim sıfatı çıkıyor. Kaderle ilgili. Bir, ilim. Sıraya göre söyleyeyim. İlim. İki, irade. Üç, kudret. Dolayısıyla kaderi Allah'ın ilmiyle, Allah'ın iradesiyle, Allah'ın kudretiyle izah katlandıracağız. Uluhiyete bakmıyor. Şimdi bana bakan yönüyle de ya da bize bakan yönüyle de biz de fiillerimizi irademizle, kudretimizle İtibar. Ve şimdi bunu yaparken yani bizdeki irade ve kudreti Cenab-ı Hakk'ın irade ve kudretiyle ilişkilendirirken dengeyi nasıl sağlayacağız? Bütün mesele bu. Eğer burada benim kudretim var, benim iradem var, ben bunu yaparım diye bir tavır içine girilirse kader dur diyecek. Yapan sen değilsin. Sen yapan sen değilsin. Sendeki istidaat, kudret istidat diye geçiyor ya, sen değil. Mehasinine gururlanma diyecek. İyi de o zaman ey kader her şeyi sen yapıyorsan benim günahlarımla da benim alakam yok. O da senin. Hayır. O da irade cüz'iye karşı çıkacak. Sana cüz'i irade verildi. İrade verildi. Yaptığından sorumlusun denecek diyor. Bunun için üstad çok ilginç biçimde başlıyor. Yavaş yavaş okumaya başlayalım. Şöyle başlıyor. Kader ile cüz'i ihtiyar iki meseleyi mühimdir. Tam tabiri caizse hani ortasından konuşuyoruz. Kader ve cüz'i ihtiyar iki meseleyi mühimdir. Buna dair dört nefes içinde birkaç sırrını açmaya çalışacağız. Bir, kader deyince ne anlıyoruz? Ne anlaşılıyor? Ya Cenab-ı Hakk'ın programı deniyor, Cenab-ı Hakk'ın tanzimi, Cenab-ı Hakk'ın takdiri, Cenab-ı Hakk'ın yazması. Hatta yazgı denir ya Türkçe'de kadere. Peki yazgıysa eğer, yazılmışsa eğer,
Cenab-ı Hak belirlemişse eğer, öyle bir şey varsa eğer, benim sorumluluğum nerede? Kader bundan ibaret değil. Bir de kaderin iradeyi, cüz'i ihtiyari boyutu var. Sende cüz'i ihtiyari var. Sorumlu olmanın sebebi bu. Peki bunu ben nasıl irtibatlandıracağım? Mustafa abi nasıl ilişkilendireceğim? Kaderle cüz'i irade. Hem kadere iman diyeceğim. Evet Allah bilir, takdir eder. Bu takdir kelimesi ihtiyatı kullanıyorum da. Kadere iman edeceğim. Hem de ben irade sahibiyim diyeceğim. İşte kader konusunun en sık, ne, zor anlaşılan kısmı bu. Üstad burada bunu gerçekleştiriyor. İkinci mefası da tam bunu ortaya. Birinci mefası giriş yapıyorum. İkinci mefası da bunu ortaya. Bunu anlayan, yani kaderle ilahi, kaderle cüz-i iradeyi itibatlandıran, sağlıklı itibatlandıran kimse kader konusunda hiçbir tereddüt yaşamaz. Kadere iman eder. Allah'ın ilmi ilahisini hakiki mahiyetiyle tasavvur eder. Mesuliyetten kaçmaz. Evet ben de mesulüm der. Teklifi de mükellefiyet de benimser. Bu iyi anlaşılmadığı zaman bir takım zikzaklar, savrulmalar yaşanabilir. Uzattık diyeyim ama tabii biraz girişim. Şimdi inşallah okuyarak gidelim. Kader ve cüz-i ihtiyai İslamiyetin ve imanın nihayet hududunu gösterir. At aşamalarını değil, nihayet hududunu gösteren hali ve vicdani bir imanın cüzlerinden. Bu hali ve vicdani kelimenin altını çizmek lazım. O da hal, devamı geliyor. Yoksa ilmi ve nazari değil. Vicdanla anlaşılır. Halle anlaşılır. Hal ve vicdan devre dışı bırakılırsa anlaşılması zorlaşır. Onun için usta hani epistemoloji diyoruz ya, Salih Nur'un epistemolojik yaklaşımında dört husus var. Kainat, Kur'an, Risalet, bir de vicdan veya insan. Usta onu bir bilgi kaynağı olarak vicdan yahut insaniyet. Ve birbirini tamamlayarak bu buna dörtlü argümanın alı deniyordu. Benim çok hoşuma gidiyordu. Bütün iman esaslarını anlatar. Sarılır. Dörtlü argüman alıyla temellerdi. Bunların çözülmesi, şüphe duyulması mümkün değil. Hangi iman esas olursunuz? En zor nazari olmayan kader, kaderde bile üstad Kur'an'dan yola çıkarak, kainattan yola çıkarak bu özellikle bedihi ve nazari kaderde kainattan yola çıkarak, çekirdeklerden vesaire yola çıkarak, üç, hadise atıf yaparak, men emine bile kader vesaire, dört, vicdana, insan da vicdanına sorsa, cüz'i iradesinin, cüz'i ihtiyarın olduğunu bilir diye, bu dörtlü argüman alıyla temel. Bütün iman esas. Ve benim arzana kanaatim, işte insanlarımıza, toplumumuza, gençlerimize iman böyle anlattı. Sadece kainatla anlattık. Hayır, eksik. Kur'an'la anlattık. Zahiriyle, selefiyle böyle yapar. Ayette böyle kardeş. Eksik. Sadece sünnetle anlattık bazı. Bu dörtlü temellendirmeyle anlatılabilirse hiç kimsenin imani olarak şüphe içinde bulunması söz konusu olamaz ama benim kanaatim. Üstad bunu yapıyor. Yanımın talebelerine de bu görev düşüyor. İman esasını böyle. Bunların yazılması lazım. Bunların videoların çekilmesi lazım. Ve iman böyle ama. Kainatla, ya varlıkla, Kur'an'la, sünnetle, bir de vicdan. İç içe.
üç günlüğü muarif dediği, hani üstadın eski sen Evet. vicdanını da orada ekliyor. O Vicdanın mesele sonu o tam mesele. orada. O mesele vicdanın şeyde yapıyor. O Eski sayfada nokta. Nokta burada var. Risalesi'nde. Evet. Eski sayfada yenisinde yok. Evet. Vicdan umumi iyice bozulduğundan diye Evet. bir başka bir ifade ver o zaman. Başka bir tasnif. Yani mümin her şeyi hatta fiilini nefsini Cenab-ı Hakk'a vere vere ta nihayette teklif ve mesuliyetten kurtulmamak için cüz'i ihtiyarı önüne çıkıyor. Her şeyi Cenab-ı Hakk'a veriyor. Beni yaratan o ihtiyaçlarımı karşılayan o yaşadığım mülk onun eğer ben dua ediyorsam dilimi o verdi, organlarımı o verdi. Her şeyi Cenab-ı Hakk'a vere vere bu defa mesuliyetten kurtulmaya dönük bir eğilime de insan giriyor. Ha. Burada cüz'i ihtiyarı öne çıkıyor. Ona mesulsün. Yaptıklarından sorumlusun. Ve mükellefsin. Yükümlülük altındasın der. Sonra ondan sudur eden iyilikler ve kemalat ile mağrur olmamak için tamam madem mesulüm ondan sonra ben yapıyorum, iradi cüz'iyle mi yapıyorum? Öyleyse ben iman ettim, ben namaz kıldım, ben oruç tuttum, ben Risale'nin hizmetinde koşturdum diyebilir misin? Hayır. Ondan sudur eden iyilikler ve kemalat ile mağrur olmamak için, gurura kapılmamak için kader karşısına geliyor. Der. Haddini bil, yapan sen. Ne kadar denge. Mustafa dediğim anlasın. Mustafa sizin abi. Sizin Abi dedi. Abi özür dilerim. Mustafa öbür. Mustafa tamam. Sana İsmail köşede değil mi İsmail abi? köşede. Göre. Tamam. Normal normal. Özür dilerim. Dolayısıyla Mustafa abimiz. tamam Mustafa abi Adana tamam. Yine Adana'da Celal abi. Ondan Abi, sonra Celal abi. Abidin abi tamam. Metin kardeşi zaten Allah razı olsun. Dolayısıyla mesuliyetten kurtulamazsın. Yani bir taraftan. Bir taraftan insan hasenatıyla eğer gururlanmaya çalışırsa haddini bil, yapan sen değilsin diye. Buradan şuraya gelecek sana. Bak, kader risalesi, üstadın usulünü, yöntemini, metodunu ortaya koymak için çok prensipler önümüze koyuyor. Birisi de bu. Ne yapıyor bak kader risalesinde? 26. sözde ne var? Hatime var. Hatime var. Hatime'de biz üstadın şeye, kaderle ilgili kaç sayfa bilmiyorum, işte 6-7 sayfada anlattığını özetlemesini bekliyor. Hayır, öyle yapmıyor. Hatime şöyle başlıyor. Ey Said'in serkeş, müftehir, mağrur, ucuplu, ne amele güvenmek ki ucup, riyakar nefsini susturan eski Said'in serkeş, müftehir, mağrur, ucuplu, riyakâr nefsini susturan, teslime mecbur eden beş fıkradır. Bunu aynı zamanda şöyle okumak lazım. Ben kendimi, Orhan abi kendisini, Mustafa abi kendisini, Mustafa hocam kendisini böyle okuması lazım. Mustafa Başkarcı'nın tercih ediyorum ben kendimden söyleyeyim. İlyas'ın serkeş, müftehir, mağrur, ucuplu, riyakar nefsini susturan, teslime mecbur eden beş fıkra. Niye? Yapan sen değilsin. Ben çok güzel okur okur insanlar mert oluyor. O ses senin değil. O ses senin yaratmadın. O ses sana verildi. Emaneten verildi. O zaman gururlanmak mı düşer? Şükretmek düşer. Cenab-ı Hak ihsan etti, kader kalemiyle icra ediyor. Allahu Ekber. Şimdi bu kader kalem dedin ya Hasan abi. Kader kalemi iman kader var mı yok mu diye konuşuyor başta ayet hadislerde. Meşhur bir Miraç hadisi var ya. Bu da Buhari'nin ilk hadislerindendir. Kitab-ı Salat ilk hadisi Miraç hadisidir. Miraç hadisinde bir ifade var. Hasan abi sizin sözünü hatırladım. Resulullah diyor ki öyle bir makama geldim ki öyle bir makama geldim ki orada biraz ezber yani kafamdan tercüme ederek söyleyeceğim. Semi'tu Bilmiyorum. tasrifel akla.
kalemin diyor cızırtılarını, kader kalemin cızırtılarını işittim diyor. Ne demek? Kimse kader yok. Kader yok. Bunu nasıl anlıyorsunuz? Anlıyorsunuz Mehmet. Ben tam da onu derken şey hissediyordum. Hı. Aslında şöyle, evet. Sanki levh-i mahfuz ve ispattan levh-i mahfuza geçiş var ya. Cenab-ı ona gaybın anahtarını vermiş aslında. Hani son, hani muallaktan müsvet, hani temize çekilen son kısım. Çünkü öbürü zaten ihtimaller alemi. Ha duymuş, ha duymamış, o çok hakikat. Yok. Asıl levh-i mahfuzdan, ispattan levh-i mahfuza geçmiş son şekli artık. Yani öyle bir makamdır ki Cenab-ı Hak sana artık gaybı açıyor ve gösteriyor. Yok. Yani final aslında yani. Bir de şey var değil mi? Mesela diyelim ki siz burada okuyorsunuz. Kardeşimiz de çay dağıtıyor. Bu aslında kalem, kalemin yazı şeylerinden birisi değil mi? Şu anda gördüğümüz bizim mürekkebin çay şeklinde, konuşma şeklinde, söz şeklinde duyduklarımız. Yani yukarıda peygamberimiz ne yapıyor onu? Geçmiş geleceği şeyiyle beraber o uygulamanın o yazılış şekli, hani ihtizazat diyor ya, zerrelerin ihtizazatı, onları öyle görüyor. Yani ressamın tabloyu çizmesi neyse, teşbihata olması, şu kainatta cereyan eden her bir hadise, rızıkların dağıtılışından çay, konuşmalarımız, tablonun bir şeyi. İhtizazatı. İhtizazatı, evet. Hani biraz Hasan şöyle açabiliriz. Yani o sanki daha çok hale vurgu yaptı. Hani yaratılma kısmını görme gibi. Ama bu hani normal beşer ilmiyle de az çok takdir edilebilecek bir mesele. Hani çok o denecek bir mesele değil. Ama o hali çok evvelinden ezeli anlamda mahfuzda görebilmek asıl peygamberi bir hali. Mesela hani bugün ilimle de insanlar 20 sene sonraki birçok ahvali tahmin edebiliyorlar. O değil. Onu kader noktasındaki levh-i mahfuzdaki halini asıl, bu cızırtıyı bilebilmek, gaybla muhatap olabilmek aslında çok uygun. Diyor ya, Kab-ı Kalb'ini açıklarken, imkan ile vücud arasına geldi ya da yaklaştı Resulullah. Yani, aslında miracı da bak, miracı anlamanın da kaderle alakası var. Bu mesela vücutla imkanla vücut arasında bir mesafeye geldi. Dolayısıyla orada artık madem ki kaderin bakışı manzara aladandır. Şimdi vücuba yaklaştıkça tırnak içinde bu mekansal anlamda değil. O size de o manzara ala belli oranda açılmaya başlıyor. Belli oranda açılmaya başlıyor. Ama biz şu anda şimdiye taluk ediyor bizim bakışımız. Benim de şöyle bir örnek var Hasan abi. Önceden video kasetleri olurdu ya. Video kasetlerin bir film diyelim. 2 saatlik bir film diyelim. Videoda var, kasette var yani. Onu siz ondan sonra gösterici televizyona diyelim koyuyorsunuz. Başlıyor. O film o sarılmış vaziyette. Onu, o kareler ekranda görünüyor. Diyelim ki 2 saatlik filmin biz diyelim 30. dakikasını yapıyoruz, görüyoruz. Ha. Ekranda yansıyan o kareler 30. dakikanın kareleri. Peki ondan evvel 29 dakikalık kareler var, onlar var mı? Var. Mazi bu. Peki aynı zamanda bu 2 saatlik filmin 1 saat, 1,5 saatlik bölümü var. O da var mı? Var. Ama biz görmüyoruz. Neden? Biz tamamen ekrana bakıyoruz. Ekran şimdi hal yani. Ona bakıyoruz. Ama kader, maziye ve müstakbele, ezel ve ebede. Hocam ses gelmiyor, ses. Aynı anda zamanla. Ses gelmiyor mı? Hocam. Allah'a bekler. Mikrofonu düzeltir misiniz? Tamam. Dolayısıyla Cenab-ı Hakk'ın nazarında da mutlak nazarında hal, geçmiş, gelecek böyle hususa susmuş. Ama bize bakın gibi biz hali yaşıyoruz. Şimdi yaşıyoruz. Cenab-ı Hak açısından bundan susmuş. Şimdi tekrar bu kaldığımız yerden devam edelim.
Evet. Abi, 26. sözdeki sırlara da değinmiştik ya, değil mi? Hatimeye. Bir şey daha var 26. sözün bir başka dikkat çekeceği boyutu olarak. Zehirler var. Zehirler, o zehirler ne demeyeyim ki? O zehirlerde de manzara aladan bakan ezel ve ebed sultanı olan, ezel ve ebed dün ve bugün gibi aynı anda nazarı şuhudunda bulunan Cenab-ı Hakk'a biz nasıl yaklaşabiliriz? Hangi hatlarla yaklaşabiliriz? Kader Risalesi'nin Zeyl'in de üstad bunu gündeme getiriyor. Gayet enteresan Zeyl'de. Bu küçücük Zeyl'in büyük bir ehemmiyeti var. Herkese menfaatlidir diyor. Ve şöyle başlıyor. Cenab-ı Hakk'a vasıl olacak tarikler pek çoktur. Şimdi kaderde nasıl manzara çıktı? Yufla, sonsuz. Peki nasıl mümin ya da insan Allah'a yaklaşacak? Cenab-ı Hakk'a vasıl olacak tarikler pek çoktur. Bütün hak tarikler Kur'an'dan alınmıştır. Fakat tarikatların bazı bazısından daha kısa, daha selametli, daha umumiyetli oluyor. O tarikler içinde kasır fehmine veya kasir veya kasır fehmine Kur'an'dan istifade ettiğim az ve fakir ve şefkat ve tefekkür tarikadır diyor. Bunu da kader esrasında işte paylaşıyor bize. Buradan da ince mesajlar çıkıyor. Peki, devam ediyoruz. Evet, kader cüz'i ihtiyari, bizdeki irade, imanla İslamiyet'in nihayet meratibinde kader nefsi gururdan ve cüz'i ihtiyari ademi mesuliyetten kurtarmak içindir. Ki mesail-i imaniye girmişler. Üstad burada neden kader iman esaslarından birisi olmuş konusuna da açıklık getiriyor. İki sebepten dolayı. Bir, nefsi gururdan kurtarmak için. Nefsi gururdan kurtarmanın imana ne alakası var? Çok alakası var. Nefsine sen eğer gururlanırsan, ben yaptım dersen imana aykırı. O ene konusunda vurguladınız hocam. Emaneti kübra. Evet. Emaneti kübra. Emaneti ihanet etmiş olursun. İtikatla alakalı bir şey. Aynen. Kendinde bir hisse veriyorsun. Ben yaptım diyorsan eğer, kendi nefsini bir merci görüyorsan eğer, imana aykırı. Yani uluhiyetin bazı şeylerin sahiplenmiş, sahiplenmiş oluyorsun. Aynen. Yani mazhar işte mazhar zannediyor. Halbuki ne var? Mazhar. Ki Hazreti İsa'da da benzer hataya düşmediler, evet, mi? Hani o güneşten yansıyan bir aynayken ışığı aynanın kendinden kabul edip Ayşe Şatan'ın oğlu büyük bir varta başladı orada. Evet. Aynı duruma burada da aslında mantık olarak düşüyor ya. Evet. Aynı hataya düşüyor. Bir de şeriat ne şey yapmak değil mi? Muhafaza etmek. Yani irşad etmek maksadı var. Gurura, kibire, eneriye şey olduğunda zamanla dinden çıkabiliyor insan, değil mi? Olayın bir başlığında o. Şeytan niye şeytan oldu? Gururdan dolayı. Kibirden dolayı. Dolayısıyla gururlanan bir insan bir süre içinde kendisine pay biçen birisi süre içerisinde yavaş yavaş onun iman dairesinde çıkabiliyorlar. Yani Allah'ı bildiği halde bildiği gururunu halde yenemiyor. Yenemiyor. Evet. İbadette ileri gitmiş bir varlık yani. Cenab-ı Hakk'a biliyor. Bırak ibadeti. Biliyor, görüyor. Hani bir sanki görmüyor mu desin. Diğeri yani iman esası olmasının ya da mesele imaniye dedi. Esas değil mi? Esas üçüncü mekasta söylüyor. Adem mesuliyetten kurtarmak. Peki bir insan kendisini mesul görmezse eğer, bu itikada aykırı değil mi? Benim mesuliyetim yok canım. Her şeyi o yapıyor. Ben sorumlu değilim diyen birisi çok büyük. Ondan sonra itikadı problemin içine düşüyor mu? Düşüyor. Nasıl düşüyor? Cenab-ı Hakk'ın cennet diye cehenneme var mı? Cenab-ı Hak cehenneme inkarcı atacak mı? Atacak. O zaman Cenab-ı Hakk'ın ehli inkarı cehenneme atmasını estağfurullah temellendirmemiş Cenab-ı Hakk'ı haşa haşa zulmeden yerine koymuş oluyor. Niye? Cehennemlik yapan kimsenin iradesi yoktu. Sorumlu değildi. Dolayısıyla inanmadı.
Ama bunu Allah onu tuttu, cehenneme attı. Allah ne yapmış oldu? Bunu isnat etmiş oldu. Bu itikadın bir açıdan büyük bir tehlike oldu mu? Oldu. Dolayısıyla kader mesaili imaniyeden okuyor. Allah kullarına zulmetmez diye şey var. Ayetler var. Ve mâ rabbuke bizallâmin el-abîd. Allah kullarına zulmetmez. Ben mesul değilim diyen birisi Allah'a kaçınılmaz olarak, mantıki olarak zulüm isnat ediyor. Bütün cehennemlikler Allah zulmediyor demektir. Eğer kadere iman olmaz. Halbuki Cenab-ı Hak Hasan abinin hatırlattığı ayette birçok ayet var. Yasin suresinde var. Hel yemele tuzla mı nefsün şeyen ve la tüzleme ilâ mekûntum tamam. Cenab-ı Hak hiç kimse o gün zulmetmeyecek. Hiç kimse. Hiç kimse zulmetmeyecek. Cenab-ı Hak zulmetmez. Onun için dedi ki ya kaderin Allah'ın adaletiyle alakası var, hikmetiyle alakası var, rahmetiyle alakası var, Hadi ismiyle alakası var diye. Hocam o şey hani tamam kim inkar ediyor belki ama ehli iman içinde zaman zaman bizi de vuruyor. Hani biz belki diyoruz Cenab-ı Hak işte acil mutlaktır diyoruz ama geliyor o cevabını gene bulamadığımız zaman da oluyor hani mesela. Ona gelecek. İmanı da şey yapıyor. Evet, evet, evet. Ona gelecek. Yani biz mesela kadere sığınabilir miyiz? Kadere sığındığımız zaman hangi noktalarda sığınabiliriz? Hangi noktalarda kader diyerek kendimizi teselli ederiz? Bununla alakalı hemen biraz sonra gidip düşüyorum. Hocam çayınızda için kayıtta değiliz. Tamam. Veya soğuduysa değiştirebilirsiniz. Yoksa mütemerrit yani inatçı nüfusu emmarenin nefsi emmare sahiplerinin işledikleri seyyiatının günahlarının, kötülüklerinin mesuliyetinden kendilerini kurtarmak için kadere yapışmak, kötülükleri kadere yapışmak. Niye cinayet işledin? Ya kaderim ne varmış? Benim ne alakam var? Diyen birisi seyyiatını kadere yıkmış oluyor. Ya niye namaz kılmıyorsun? Ya kaderimde varsa kılarım. Diyen birisi namazsızlığını kadere yıkmış oluyor. Bunun hakkı yok. Buna yapışmak. Onlara inam olunan mehasınıyla iftihar etmek. Veya Allah'ın dediği ihsanlar var. Onu iftihar etmek, gururlanmak. Demin Mustafa Hoca'yı çok sevdiğimiz için bunun sesinden örnek verdik yani. Ben güzel okurum, ben soru yaparım demek, gururlanmak. Yüzü ihtiyariye istinad etmek. Bütün sırrı kadere aykırıdır. Hikmeti yüzü ihtiyariye zıttır. Ve zıt bir hareketi seviyet veren ilmi meseleler değil. Hocam güncel mesele. Çok estağfurullah. Deistlik hocam buradan çıkıyor şimdi ya. Ya adam sorumluluktan kurtulmak için yarattığı kabul ediyor ama sorumluluğu kabul etmemek için yarattı bıraktı. Yani deistliğin beslendiği birçok kaynak var ama kaynaklardan birisi buraya yaslanma dersek yaslanır diyebiliriz. Deistliğin en büyük sorunu bana göre uluhiyet ile nübüvvet arasında, nübüvvet ile ubudiyet arasında ki alakayı kaçırmaları. Yani onun mecbur zaruretini fark edemiyorlar. Fark edemiyorlar. Onun için diyorlar ki deistler o meşhur cümle Allah var, Allah akıl verdi fakat din göndermedi. Ya nasıl bir uluhiyet anlayışı, nasıl bir eksik, yanlış bir uluhiyet anlayışı. Bir arkasından yakmaz diyor hocam. Cehennemi inkar ediyor. Onu da inkar ediyor. İşte buradan da izne belki kapı aranabilir. Arıları arıyı ve karıncayı işte birini reissiz, karıncayı yasupsuz bırakmayan Cenab-ı Hak elbette insanları da reissiz bırakmaz, nevisiz bırakmaz. İşte ne kadar güzel çözüyor. Ama deizm asıl işte dediğiniz gibi hocam önce dirilişten geri gelmek gerekiyor. Çünkü hani şey gibi basit böyle mesela fabrikadan bir beyaz eşya alıyorum, buzdolabı. Şimdi ne diyor adam? Servis gelip kurmazsa garanti kapsamına girmez. Servis geliyor, anlatıyor. Neye göre anlatıyor? Kılavuzuna göre anlatıyor. Kullanma kılavuzuna göre anlatıyor. En son garantiyi de başlatıp gidiyor. Şimdi bunlar ne yapıyorlar? Garanti iptal, ahiret yok. Ondan sonra kılavuz, kitap o da yok. Servis o da yok. Otomatikman spot durumuna düşüyorlar. Onun için başlanacak yer önce garanti. Garanti nedir? Ahiret nedir? Diriliş nedir?
Yani dirilmenin hak ve gerekli olduğunu anlayınca bu defa geri doğru sarmaya başlıyor. Bu defa dünyada yaşayacağız ama nasıl? İşte kitap ve sünnet. Ama direkt Yasut'tan girince o da yeterli olmuyor. Niye? Ne gerek bana geliyor? İşte aklım bana yeter. Dünyada bir şekilde gidiyoruz. Yani bir defa dirilişin net anlaşılması lazım. Allah razı olsun. Nasıl düşünmek lazım Metin kardeş? Üstad dirilişi anlatırken nasıl anlatıyor? Dirilişi de Allah'ın sıfatlarıyla anlatıyor. Uluhiyetle anlatıyor. Dolayısıyla hangi yani nerede arıza varsa nerede arıza varsa aslında sağlıksız bir uluhiyet anlayışından kaynaklanıyor. Kur'ani olmayan uluhiyet anlayışından kaynaklanıyor. İşte konuştuğumuz da geldi. Evet. Kur'ani uluhiyet anlayışı. İyi kavranırsa haşre iman zararı değil. Çünkü Allah'ın esması haşre iktiza ediyor. Rahmeti iktiza ediyor. Hem bizi yaratsın, hayatı sevdirsin, böyle merhametli olsun. Hem de öldükten sonra her şey bitsin. Rahmete aykırı. Rahmete aykırı, hikmete aykırı, inayete aykırı, adalete aykırı. Bak ne yaptı haşri? Allah'ın sıfatlarıyla, uluhiyetin sıfatlarıyla ispatladı. Dolayısıyla uluhiyet haşre imanı iktiza ediyor. Uluhiyet kitaplar gönderimi iktiza ediyor. Uluhiyet nebi gönderimi iktiza ediyor. Dediğimiz zaman sağlıklı uluhiyet, doğru bir uluhiyet anlayışı deizmin bütün kapılarını kapatır. Mesela şükrü iktidir mesela. Kainatın yaratılışının şeylerinin en mühim şeylerinden birisi şükür diyor. Nasıl şükredeceğiz? Peygamber öğretecek. Herkes kendi kafasına göre şükretmesi yeterli olmuyor. Evet, yani eğer beni yaratan varsa, bende de iyiliğe karşı teşekkür etme özelliği varsa, kodlanmışsa bana, var. İyiliğe karşı ben teşekkür edecek şekilde yaratılmış vaziyetteyim. Peki, bana sayısız, başta varlık olmak üzere sayısız nimetler bahşedene karşı ben teşekkürümü tamam, teşekkür etmem lazım. O anlaşılır. Fıtratım da olur. Allah razı olsun. Teşekkür etmem lazım. Veya ona yönelmem lazım. Ben memnuniyetimi dile getiririm. Nasıl? Bunu öğretmesi beklenmez mi? Onu göstermesi akılına hükmetmez mi? Bir de insan medeni olduğu cihetle diyor. Onları beraber yapmaya. Mesela bir cemaat halinde ibadete muhtaç değil mi? Bir imamlar olacak. Evet. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam veya onun temsilcileri olan yeryüzündeki bütün imamlar gibi dersler falan yani beşeri, medeni ölçülerimiz var. Yani hayvanlardan farklıyız falan gibi. Bu kadar hususiyetler var ki yani aslında sayılmayacak. Evet. Evet, devam edelim inşallah. Evet. Manen terakki etmeyen avam içinde. Bu dirişatın altını çizmek lazım. Herkesin değil. Ya manen terakki etmeye henüz belli bir mesafeye gelmemiş olan avam içinde kaderin çay istimali var. Bir istimal kullanma şekli var. Fakat o da maziye ve mesaiptedir. Geçmişle alakalıdır ve musibetlerle alakalıdır. Ki yesin ve hüznün ilacıdır. Şimdi deprem oldu, insanların binaları yıkıldı, can kırıkları yaşandı diye. Ne diyeceğiz burada? Cenab-ı Hakk'ın takdiridir. Onun tatlına rıza gösteriyoruz deriz. Demeliyiz ve diyoruz diyeceğiz. Niçin? Çünkü maziye ve mesayibe dair, musibetlere dair kaderin istimali var. Bu yesin ve hüznün ilacıdır. Karamsarlığa düşmenin ve üzülmenin ilacıdır. Cenab-ı Hak böyle takdir etmiş demek insana. Belki deprem örneği iyi olduğunu bilmiyorum da yaşadığımız şahsi problemlerimiz olabilir, maddi sıkıntılarımız olabilir diyelim. Şimdi hani insanlar işte deprem müteahhittir, inşaattır, şudur, tamam. Bütün bunları çözsen bile bu olayı geri getiremiyorsun. Deprem, bugün bina yıkılmış. Evet. Adam ölmüş, yakınları vefat etmiş. Ne yaptın? Bu adam nasıl tesel edeceksin? Yani bunun bütün her şeyi halletsen de geriye kalan kısım kalıyor ki en büyük adamın sıkıntısı. Yani sen bu evini verdin, bilmem şunu hallettin, bunu hallettin, çözeceğin bir şey. Yani geleceğe ait tedbir al, ayrı bir konu evet. Ama burada kaderden başka bu insanı teskin edecek işte hiçbir şey yok. Deprem bölgesinde söylediğiniz gibi, ya biz yemeğe, şeye, konuta ihtiyacımız yok, bize moral verin diyor adam. Devamlı
şey söyledikleri şey söylediğiniz gibi çok doğru bir şey yani. Adam onu söylüyor devamlı. Yine ben metne bakacaksınız, buyurun. Evet, şimdi yine bak bu 26. sözün ihtiveti esrardan birisi de şu, bu kader istersen anlat abi. Üstad kaderi anlatıyor diye. Basit seviyeden başlıyor, gittikçe inceliyor, inceliyor. Şurada bu notlara diyor ki, bu ikinci mesele en derin ve müşkil bir sırrı kaderi izah eder diyor. Bir yerde daha var, orada da diyor ki gayet dakik alemlere mahsustur diyor. İyice inceltiyor konuyu. Sonra kaderi ben izah ettim diye bırakmıyor. Başka neyine kadere geçiyor? Kadere imanın bizim hayatımızda sağladığı avantajlara, bize getirdiği kolaylıklara, bizi teselliye sevk eden boyutlarına dikkat çekiyor kaderi. Nerede? Gördüğün nefes tamamen ona aittir. Doğru mu? Yok yok. Özür diliyorum. Dört değil. Üç. Üçüncü nefesin sonları ona aittir. Bak. Çünkü güzel bir cümle okumak gayet bizim. Kadere iman o kadar lezzetli. Bu lezzeti alıyor muyuz? Ben kendime soruyorum. Kadere iman o kadar lezzetli, saadetli değil ki tarif edilmez. Yalnız şu temsil ile o lezzete ve o saadete bir işaret edeceğiz diyor. İşaret ayrı. Ama burada ne anlıyoruz? Üstad kaderi ilmi olarak ortaya koyulmakla, kaderle ilgili en derin problemleri çözmekle yetinmiyor. Aynı zamanda diğer iman esaslarında olduğu gibi kadere imanın bizim hayatımıza kattığı değere, bizim hayatımıza, huzurumuza bakan boyutuna dikkat çekiyor. Bunun ben çok önemli. İnsaniyete katkısına. Evet. Bunun ben çok önemli olduğunu düşünüyorum. Üstad bunu yapıyor. Ve bizim de böyle yapmamız gerekiyor diye ben buradan usul çıkartıyorum. Meleklere imanı anlatıyor. Ondan sonra meleklere iman bizim dünya hayatında bize ne gibi ondan sonra güzellikler, teselliler, lezzetler katıyor. Nasıl hayatımızı şenlendiriyor melekleri? Ondan mı? Ahiret-i imanı anlatıyor. Ahiret-i iman hayatımıza nasıl bir mutluluk katıyor? Onu anlatıyor. Dolayısıyla Salih Nur'un bu usulü olarak diyelim, hani metot olarak önemli prensiplerinden birisi de bu. Yani bunun, o kalben hem akıl hem kalp diyor ya, sevdiriyor mesela ahiret. Evet. Ahirete mantıken, aklen inanıyoruz ama o kadar sevdiriyor ki ahiretin olmasını da çok istesiyor. Evet. Melekler mesela. Evet. Hani kabirde bile diyor ki Münker ve Nekir, herkesi korkuluk gelen Enis bir arkadaş gibi geldi, dost yani. Buyur, buyur. Meleklerin olmasını ne kadar istiyorsun? Buyur, Allah razı olsun. Buyur, değil mi? Buyur. Bu çok önemli. Hocam, bizim de, Çin, buyur. Ne, buyur. Bu Çin işkencesi kitabında Çin'deki bir olayı anlatıyor. Ömrüm boyunca unutmayacağım bir andır diyor. Hepimizi sıraya dizdiler diyor. Sırayla diyor kurşuna diziyorlar diyor. Bir tane adam dikkatimi çekti diyor. Adam diyor elinde büyük ihtimalle Kur'an okuyor. Yani Müslümanlara çünkü yapılan eziyet bu. Diyor önündekiler sıra sıra kurşuna diziliyor. Hatta adama kanlar manlar da geliyor diyor. Hiç adam yerinden hiç arkadaş hiç yani ne öndekine bakıyor ne arkaya bakıyor diyor. Devamlı Kur'an okuyor diyor. Yani hiç yani üzerinde hiçbir şey esareti yani hiçbir emare görünmüyor diyor. Tam diyor ona geldi diyor sıra diyor. Kurşuna dizilme sırası. Komutan emir verdi. Tamam dedi diyor. Adam da yine diyor bir şey yok diyor. Kurtardık falan gibi. Demiyor adam yani diyor yani. Ömrüm boyunca unutmayacağım bir şeydir diyor. Bu Çin işkencesi kitabı var yani. Orada ben de unutmayacağım bir sahne yani insan. Çünkü hani önündeki kimseler öldü. Resmen böyle kurşuna dizildiğini düşün yani. Kanlı bir olay var yani. Bu olayların içinden dünyanın hangi sistemi bu insana bu kadar şey verebilir? Teselli verebilir, güven verebilir, dayanakla. İmkanı yok imkanı yok. Verebilir. İmanla bu var. Evet. İman aslında kelime anlamında bu var. İman. Güven duymak demek ki. O üstadın meşhur ifadesi. Evet. İman, tevhid, iman, teslim, tevekkül ve darinse tevekkül kaderle doğrudan alakalı. Tevekkül. Kaderi anlayan tevekkülü yaşar.
kaderi anlamadan tevekkül silik kalır, sönük kalır. Kur'an'da ayet var. Allah tevekkül edenleri sever. Ne demek? Ben vazifemi yapacağım. Vazifemi yapmakla yükümlüyüm. Vazifeyi ilahiye karışma. Ne kadar büyük bir insana teselli veriyor. Dolayısıyla kaderi hem yaşarken, hem anlarken, hem de anlatırken üstadın bu prensibini de hesaba katmak lazım. Kadere imanın o ifadeyi ben çok şey buldum. O kadar lezzetli, saadetlidir ki diyor. O lezzeti hissetmemiz lazım. Kadere imanın lezzetini ben hissediyorsam kadere iman ettim. O lezzeti hissedemiyorsam kaderle ilgili anlayışım oturmamıştır. Bulanık demek. Sadece kader değil. Aslında ben melekleri örnek. Bütün iman esası böyle. Ne kadar iman esasını insan içselleştirirse, kendine mal ederse, o ruhani lezzet yaşar. Üstad buna dünyadayken cenneti hazırı yaşamak. Bunu böyle anlatmaktır. Bunun simetriği de var. Ya asimetri mi diye. Küfrü anlatırken de, daleti anlatırken de, masiyeti anlatırken de, anlarken de anlatırken de onun içinde daha dünyadayken bir sıkıntı var, bir acı var, ruhda bıraktığı bir azap var. O boyutu hatırlamak üzere. O boyutlar. Hocam, yine bir şey. Şimdi Risalelerde okuduğumuz zaman üstadın kendisini o kadar işkence yapanlara, imkan için uğraşanlara yaptığı hakkımı helal ediyorum lafı. Yani burada kadere teslim olma, tevekkül anlayışıyla beraber insanların sözünü aktarıyor. Davranışlarını bıraktırıyorsun böyle. Ve böyle olunca Müslümanların arasındaki tesanüdü de sağlıyor. Muhabbetin en önemli olaylardan birisi bu. Biz böyle bakarsak yani isyan, tenkit edilmiyorsun. O insana bakışın değişik oluyor. Yani kendi içinde saklıyorsun. Çünkü kader planında demek ki böyle bir şey varmış deyip o işi biraz izale edebiliyorsun. Eyvallah. Üstadın ifadesi böyle. Adil kadere de derim ki. Hakikat konuşuyor da. Adil kadere de derim ki. Ne demek? Kader her hükmü adil. Ama insanlar zalim. Hakim zalim. İnsanlar zulmedebilir. O ayrı. Orada üstadın kullandığı bir şey var. Kader konusu dediğim gibi benim ağzına kaldım. 2-3 gün yoğunlaşmak lazım. Mesela bu kaderle ilgili olarak kadere fetva verdirme diye üstadın kullandığı bir tabir var. Bu fet olarak da böyle, toplum olarak da böyle. Hangi diyor biz amelimizle kadere bu fetvayı verdik, bu şeyle, rüyada bir hitabede. Ümmet, dünya savaşında yoksulluk içinde kaldı. Ondan sonra cephelerde açık ondan sonra büyük sıkıntılar yaşadı. Peki bu olayın kadere bakan boyutu nedir? Kader hangi ihmalimize ya da hatamıza binaen kadere fetva verdi? Ne diyor orada? Biz diyor ondan sonra namazı kılmadık. Bu genel anlamda söylüyor. Kader bize ondan sonra İşte şöyle yaptı. Biz ondan sonra orucu tutmadık. Kader bizi ondan sonra açlık sefrat içerisine bıraktı. Ezbere ifadeyle söylüyorum. İşte biz zekatımızı vermedik. Kader müterakim olan zekat. Buradan şu anlaşılıyor. Gerek ferdi planında, gerek toplum planında hukuka giren olayların, bize en negatif giren olayların da kadere bakan bir boyutu olur. Şeyde Mehmet Akif yani aynı hadiseleri değerlendirirken o yazdığı şiirinde diyor yandık diyoruz boğmaya kan gönderiyorsun diye sistemle bu sistemle yani yanıyoruz hani suyla yangın söndürülür kanla gönderiyorsun ama boğuluyoruz kan şeyinde birini yazar yani demek ki kadere bakış açısı bir şairin bakmasıyla
bir iman açısından bakmak, kader cihetinde olduğun zaman pek çok mesele çözülüyor yani. Şimdi hocam ben bir şey daha çok özür dilerim, çok özür dilerim, unutmuyorum abi. Şimdi şöyle bir tablo çıkıyor hocam, bu konulara ben düşündüğüm zaman da çok zor bir konu. Fakat eğer bir kimse ruhiyetin esrarını iyi anlar, Allah'ın esma, sıfat ve şunatını olabildiğince iyi kavrarsa, sonra kendi hayatıyla ilgili, kendi hayatındaki detayları iyi hatırlarsa, kader niçin kendisine öyle bir tecellide bulundu sorusunun cevabını bulma noktasında belli bir terapi eder. Şimdi bunu genişletiyorum. Toplum planında, ondan sonra tarihi olaylarda kaderin hissesi nedir? Kader niye öyle hesaplıyor? Bunların anahtarları var sanki. Dalını çok iyi odaklanmak lazım. Mesela Üstad Kerbela olayında Hazreti Hüseyin'i ondan sonra şehit edilişine kader nasıl fetva verdi? Nasıl fetva verdi? Kadere bak. Peygamber'in torunu ondan sonra böyle bir bunu harcaya maruz kaldı. Kader niye? Şimdi bu soruyu sorduğumuz zaman burada tabii çok dikkatli olmak lazım. Üstad hakikat konuşuyor da kendisi itibarlandırıyor da o çok yüksek bir mevki. Ben diyorum bu hakikatte dünya ahiretime adet etmemek için diyor kader beni şey yaptı. Bir menfadan başka bir menfaya sürükledi. O üstadın çok özel yaklaşımı. Bu demeye çalıştığım bizim ferdi hayatımızla alakalı kaderin düsturlarla oraya bakmak diyebileceğim husus çok zor bir olay. Kendimizle alakalı düşünebiliriz. Başkasıyla alakalı değil. İki sebepten dolayı. Bir, suizana gideriz. İki, o kişinin ayrıntılı olarak hayatını bilemediğimiz için kendimizi hüküm verme mevkiinde görürüz. Buna gerekiyor. Başkasıyla ilgili. Başkasıyla ilgili. Yok, yok. Başkasıyla bakarken vicdanen. Mesela birisinin başına sıkıntı geldi. Maddi zarara uğradı. Ya sen bir hat yaptın ki kader sana bunu reva gördü demekten kaçınmak lazım. Moda edebe aykırı. Efendim? O söylem moda haline gelmiş durumda. Bundan abi, kaçınmak lazım. Kendimiz hakkında. Kendimiz hakkında. Kendimiz hakkında mı söylüyor? Çünkü kendisini bilir. Bilir. Bir, ikincisi şu hocam. Bu musibetlerle ilgili evet kaderin bir fetvası var da insan iradesini aşan fetvası da var. Bunu üstad lemalarda bunun anahtarlarını biraz veriyor diye ben hissediyorum. Diyor ki musibetlerin bir kısmı ikaz-ı ilahi, ihtar-ı ilahi, irşad-ı ilahi, bir kısmı da esmasına model yapmış. Model yapıyor seni esmasına. Esmasını tecelli ettirmek istiyor. Dolayısıyla musibet de veriyor. Yani otur hani tez önünü veriyor ya orada. Dolayısıyla musibetlerin ilahi imtihana bakan boyutu var. İlahi esmanın tecellisine bakan boyutu var. Ettiğin hatasına bakın boyutu da var. İlahi inşaata bakın boyutu da var. Dolayısıyla buralarda nihai karar vermek ve ahkam kesmek. Şundan dolayı kader size bunu reva gördü. Demek komşumuzla alakalı, iş arkadaşımızla alakalı neyse bundan kaçınmak lazım. Bu edeb aykırı. Ama kendi hayatım ayağıma taş takıldı. Bunu ehli irfan yapar. Ben şunu yapmıştım da öyle. Bu nasıl der? Vicdan onu söyler. Biraz o kişinin Cenab-ı Hak'la irtibatına bağlı. Cenab-ı Hak'la irtibatı çok kaviyse başına yine bir sıkıntı nereden kaynaklandığını hisseder. Vicdanı ona söyler. Uzattık burayı da kaderle ilgili. 26. söz üstad kaderi çözdü. İnsanı halletmiş diyor. Halletmiş evet. Ama Mesnun-u Nuriye'de mesela bir cümlecik var. Belki de bir açıdan kaderin çok önemli bir boyutu. O da çözüldü. Bir cümlecikte çözüldü. Ben tam orijinalini belki söyleyemeyebilirim. Yerini tam bilmiyorum da. Cenab-ı Hakk'ın diyor kaza, kader, kaza ve ata namı. Üç kanunu var. Burada ata yok okuduğumuz yerde. Mesnun'da Cenab-ı Hakk'ın kader, kaza ve ata namıyla üç kanunu var. Kaza kaderi, ata kazayı deler geçer. Ne demek?
Benim hükümetim var. Ne sanıyorsun? Lütfen. Ben açıkçası şöyle, lev-i mahfuz, ispatla lev-i mahfuzun sanki farklı bir şekilde ifade edilmiş şekli gibi geliyor bana. Şöyle, yani Cenab-ı Hak senin ezeli ilmiyle ata noktasında vereceğin sadakayı biliyor ve bu sebeple kazasını bozuyor. Ve kazada kaderi bozuyor ve en baştaki takdiri atasına göre yapıyor. Yani lev-i mahfuz ispat, lev-i mahfuz ispatın lev-i mahfuza çıkışını farklı ifadelerle, farklı bir üslupla anlatıyor gibi. Ben öyle alıyorum. Allah razı olsun hocam. Şimdi hocam, şimdi kendi açımdan, kendi açımızdan bakarken, mesela kirada oturuyorsak, benim ev sahibi tam ay sonu geldi, benim kirama ne kadar zam yapacak diye, benim uykum kaçıyorsa, dışarıda dinsiz gençler dolaşıyor, dinsizlik almış başını gidiyor, bunlardan benim uykum kaçmıyor, rahatlıkla uyuyorum. Siyaset seçim oldu. Ben bakıyorum komşuma zalim bir şeye karşı gösterdiği şeyle, dava düşüncesiyle gece kalkıp dua ediyor. Gece gidip Yuşa Hazretlerine gidip dua ediyor şeyde. Yani Müslümanlar, ben bu zulme karşı duruyorsam ben niye gitmiyorum da dua etmiyorum da şey yapmıyorum, yani bunu yapmıyorum. Allah razı olsun. Şimdi bu düşünüyorum yani. Eyvallah. Kaderin cilveleri diyoruz ya, düsturlara. Bak bir hadis var hocam. Meşhur hadis değil mi? Kemâ tekûnü yüvellâ aleykûn. Bu çok enteresan bir şey. Yani kaderin demek ki bizim başımıza gelen yönetimin bizim hayatımızla alakası var. Bizim toplumsal yaşayışımızla alakası var. Şimdi yenisi haklı olarak ondan sonra en resimleri şöyle yapıyor. Riyaset-i şahsın aleyhindeyim. Üstad böyle demiş. Doğru. Doğru. Fakat bakıyoruz. Ondan sonra Risale-i Okuyorum. Birçok başka mürit başka mecralarda savruluyorlar. Şimdi kader nasıl hükmeder? Umumu bakıyoruz. Yenasi bu sağlıklı tutumu dolayısıyla tebrik eder. Kanaatimi söylüyorum Allah'ın ihsanıyla. Ama o savrulanlara da türlü biçimlerde kaderin iktizası, dersanatı kaderin iktizası neyse öyle muamele buyuruyoruz, bilemeyiz. Ama şunu unutmamak lazım. Hani üstad diyor, o çok meşhur. Hani kader adalet eder, kul beşer zulmeder diyor da şunu da eklemek lazım ona. Üstadın başka yerde söylediği, bu dünya davul ceza değildir. Bu dünya darul hizmettir, darul imtihandır, darul iptiladır. Yani imtihan olma yeri, mükellefiyetimizi gerçekleştirme yeridir bu dünya. Yapılanların karşılığını görme yeri değildir. Peki, ahiret dolayısıyla da darul hikmettir. Ahiret darul kudrettir, aynı zamanda darul cezadır. Yine bununla alakalı bu konuları konuşurken üstadım, zelzele bahsiyle bahsetti. 13. sözü değil mi aslında? 14 müydü? Zeydin'de. Şu notu mutlaka hatırlamak lazım. Niye diyor hani Rusya gibi hani dinsizliği çok önde olan ülkelere bu musibet gelmiyor da diyelim işte Erzincan'da bir deprem meselesini yazılmış ya, o da biçare insanlara geliyor. Şimdi üstadın oradaki açıklaması ne? Küçük şeyler, suçlar diyor, küçük yerlerde ondan sonra tezkiye edilir. Büyük suçlar mahkeme-i kübra bırakılır diyor. Bütün bunlardan çıkardığımız sonuçun kaderin meselesini bugünleriyle düşündüğümüz zaman, bugünleri idrediğimiz zaman çok zor olabiliriz. Ama şunu anlarız ki kaderin biz bilemesek de, intikal edemesek de çok özel prensipleri, üsturlar var, buralarda da var. Ama perdeli imtihan dünyası şartlarına uygun ve herkesin ayan bir yerin göremeyeceği tarzda hususi biçimde cilveleri var. Bu cilvelere ulaşmak çok zor. Ama üstad kendi hayatında bunu mükemmel biçimde gerçekleştirmiş. Hem tarihi olayları kaderi açıdan irdelemiş,
Bunlar hem kendi şahsi hayatıyla alakalı olarak bu hakikat konuşuyor da bazı işaretlerde bulunmuş. Sonuç olarak kader, evet Cenab-ı Hakk'ın bir programıdır. Cenab-ı Hakk'ın bir programıdır. Biz her ne kadar Allah'ın ilmi istatı kader ilim nevindendir diyor. İfade bu. Kader ilim nevindendir, ilim mağruma tabidir diyor. Fakat üstten izahına baktığımız zaman adaleti de karıştırıyor. Ekliyor karıştırıyor derken. Rahmeti de ekliyor, hikmeti de ekliyor. O zaman şu anlaşıyor. Kader bütün esma ilahiye ile ilgilidir Mustafa. Zaten neyin mükafat, neyin mücazat olduğu bir şey değil mi abi? Yani izafi bir terim. Bize göre mücazat olan kader, mükafat olabilir. Kader bütün esma ilahi ile ilgilidir. Ama özellikle ilimlerindendir. Adalet boyutu vardır kader. Ki biz bunu çok dünyada göremeyebiliriz. Çünkü dediğim gibi dünya üstadın tabiriyle darul hizmettir. Darul iptila ve imtihandır. Darul ceza değildir. Bunları düşündüğümüz zaman kaderle alakalı sırf olayın ruhiyet boyutuna, ibadet boyutuna, günlük hayatımıza, tarihi olaylara bakan boyutu var. Niye dünyası var? Kustu diyor insan. O Cenab-ı Hakk'ın verdiği o teknolojik gelişmeler karşısında ondan sonra o Allah'ın ihsanı var. İnsanlık haddini aşınca ondan sonra birbirlerine bomba yağdırmaya başladılar. Kader o fetvayı verdi. 60 milyon, 70 milyon insan için dünya savaşında öldü. Kaderin, mesela kaderi açıdan Rusya-Ukrayna savaşını tahmin edebilecek ariflere ihtiyaç var. Niye bu olay? Kaderi açıdan. Zor. Hem kaderin düsturlarına nüfuz etmesi lazım. Hem uluhiyetin esrarına ve esmasına nüfuz etmesi lazım. Hem o da olup biten olayları ayrıntılı olarak bilmesi lazım. Adalet açısından, rahmet açısından, hikmet açısından diye gruplandırarak anlatması lazım. Çok mesajlar var kaderin. Tüm bu şey ilk fırlatılan meşiklerden birisi Challenger'dı değil mi? Challenger. Challenger. Meydan okuyor. Challenge meydan okuma. Challenger meydan okuyor. Şimdi meydan orada belki doğrudan mı Allah isim var. Şey daha giderken külo. Yaman külo. Zaten öyle demişlerdi. Aşağı Tanrı'nın bütün sırlarını çözmeye gidiyoruz. Demişlerdi. Ya şu anda dünyanın en büyük dev teleskoplarının gözlem sahasına giren ondan sonra gök adalarının sınırı şu kadar. Gözlem sahasına girenler bunlar. Biz kainatın büyüklüğünü biliyor muyuz? Kainatın dışında diğer alemler var biliyor muyuz da haşa Cenab-ı Hakk'a birisi ondan sonra meydan okumaya bir tabi. O Allah'ı bilmediğini, tanımadığını ifadesinden başka bir şey. 10. saniyede bitti. Evet, yoksa mazi ve istikbaliyete değildir ki sefahate ve atalete sebep olsun. Demek ki kaderi biz musibetler konusunda da mazi konusunda istima edebiliriz. Ama diyor manen terakki etmenin alan bunu yapar. Onda da dikkatli olmamız lazım. Eğer masiyet ve istikbal konusunda kaderi biz istima edersek ya ben namaz kılamıyorum. Kaderimde yok canım. Dersek ve istikbalde ben ileride şunu yapmayacağım, işte kaderimde vaaz yaparım yoksa yapmayacağım demek sefahate ve atalete sebeptir ve kaderi yanlış anlamanın ifadesidir. Üstad onu yerini bulamadınız da hocam ona baktım. Herhalde 13. lemada da olabilir. Yani Üstad Mu'tezile ve Cebriye'de bir tane hakikat vardır diyor. Evet. Ve onları şöyle bir aslında çok ince bir ayrıma gidiyor. Yamahta yani, da var. Yani, uzmanlığın şeysi. Ondan sonra orada diyor ki Cebriye diyor hani hangi konuda Cebriyeci olabilir? Dana'ya hakikat kısmı. Geçmişte işte maziyatta ondan sonra ve musibetlerde Cebriyeci gibi olunabilir. Burada sıkıntı yok. Ama ne zaman bunu tamim edip yayıp geleceğe ve günahları da dahil etmeye kalkarsa orada hata. Mutezile'de de bir tane hakikat vardır diyor. O da diyor geleceğe karşı kişi kendi fiil yaratıcısıdır gibi bakabilir. Çünkü
bir fiil yaratılmadığı için insanı da çalışmaya müteakkız olmaya sevk ettiğinden dolayı Mutezili gibi geleceğe dair bakılabilir. Ama o da tahmin edip geçmişi, yaratılmışları ve günahları dahil etmeye kalkarsa yine hatadır. Çok güzel. Allah razı olsun. Çok isabetli oldu. Şimdi bu kader konusunda Mutezili ile Cebri'yi bütün Ehl-i Sünnet kitapları eleştirilir. Üstad da aynı tarzda hem Mutezili hem Cebriye'nin kader konusunda birisinin ifrat, birisinin tefritte olduğunu söylüyor. Hakkın Ehl-i Sünnet'te olduğunu ifade ediyor kader konusunda. Orada Maturidiye ile Cebriye Eş'ari arasındaki farklara dikkat çekiyor. O da işin ayrı bir kısmı. Şunu söyleyeceğim. Mutezile'nin evveli kaderiye diye anılır. Onlara kaderiye denmez aslında tam tersine kaderi inkar ettiklerinden dolayı. Böyle ilginç bir orada tablo var. Mutezile diyor ki kul fiilin halikidir. Sorumluluğu temelen denmek için. Cebriye diyor ki bizim hiçbir irademiz yok. Her şey Allah'ın takdiridir. Baktığımız zaman her ikisi Kur'an'dan bazı ayetler devreye sokuyor. Niye? Metin abinin, Metin kardeşinin dediğini anlıyor. Her ikisinin de haklı olduğu, dani hakikat bulunduğu için. Ama bütününe bakmak. Bütününe baktığımız zaman ehli itizal de fırak-ı dalledendir. Ehli itizal de fırak-ı dalledendir. Hak ehli sünnettir. Diye ifade ediliyor. Evet, Kur'an'ın dediği gibi insan seyyiatından tamamen mesul. Onu söylüyor. İnsan seyyiatından, günahlarından, küfründen, dalaletinden mesuldür. Niye? Çünkü seyyiatı isteyen odur. Günahı, çirkinliği isteyen, irade eden odur. Seyyiat, tahribat nev'inden olduğu için İnsan bir seyyiye ile çok tahribat yapar. Bir seyyiye, bir hata ile pek çok hatayı, pek çok tahribatı yapabilir. Müthiş bir cezaya kesbi istihkak eder. Çok büyük bir cezaya ayık hale gelir. Bir kibrit ile bir evi yakmak gibi. Şimdi ne kadar küçük bir olay yani. Bir kibrit kutusu, bir kibrit çöpü ne kadar küçük bir olay. Ama ateşe verdim. Büyük muazzam bir bina. Kaç kişinin kaç zamanda yaptığı bir bina kül oldu. Bunun gibi. Fakat hasenatta iftihara hakkı yoktur. Hasenatta. Hasenatta iftihar etmek ucuptur. Amele güvenmektir. Üstelik büyük hastalıklar arasında sayıyordum. Bunun için namaz tesbihatında da Allahum ecinemne riyayı ve sumatı vel ucu vel fakir diye Allah'a sığınır diyor. Ameline güvenen aldanır. Hasenatıyla iftihar eden aldanır. İftihara hakkı yoktur. Niye? Onun hakkı pek azdır. Üstad onu meşkup diyor. Meşkup bir payı var. Meşkup. Çünkü hasenatı isteyen, iktiza eden rahmet-i ilahiye. Hasenatı kim iktiza ediyor? Cenab-ı Hakk'ın rahmeti iktiza ediyor. Kim icat ediyor? Cenab-ı Hakk'ın kudreti icat ediyor. İsteyen Cenab-ı Hakk'ın rahmeti, icat eden kudreti Rabbaniyedir. Sual ve cevap, yani istemekle o istemeye verilen cevap, daha iyi ve sebep, ikisi de haktandır. Peki öyleyse insanın iftihara, gururlanmaya hakkı var mıdır hasenatından dolayı? Hayır. İnsan yalnız dua ile, iman ile, şuur ile, rıza ile onlara sayılır. Bunlar çok ubudiyetin temel kavramları. İyi. Dua, iman, şuur, rıza. Bunlarla sayılır. Yoksa talep eden, iktiza eden hasenatı Cenab-ı Hak'tır. İhsan eden Cenab-ı Hak. Şimdi şurada muazzam bir program var. Bu programın her ne kadar vesilesi olarak bazı isimler sayılırsa da esasında Cenab-ı Hakk'ın bir lütfudur, ihsanıdır. Bu ortam ihsan eden Cenab-ı Hak'tır. Yaratan, icat diyor ya, yaratan Cenab-ı Hak'tır. Neyse buradan kahra kapı aralayamayız. Mehasinden de gurura kapı aralayamayız. Dua, iman, şuur, rıza ile onlara sahip olabilir.
Peki seyyiat nasıl? Seyyiatı isteyen nefs insanın nefsidir. Nefsi insan niye seyyiat istiyor? Namazı kılmıyor. Orucu tutmuyor. Ve iman etmiyor. İnsan nefsi istiyor. Bak, hasenatı kim istiyordu? Rahmet ilahi iktiza ediyordu. Seyyiatı insan nefsi istiyor. Neyle? Ya istidat ile veya ihtiyar ile. Nasıl ki beyaz güzel güneşin ziyasından bazı maddeler siyahlık ve taaffün alır. O siyahlık onun istidadına aittir. İstidatla alakalı kısım. Fakat o seyyiatı çok mesafeye tazammül eden bir kanunu ilahi de icat eden yine haktır. Bir şey çürüyor ama o çürümede ne büyük faydalar var. Demek sebebiyet, sual nefistendir ki mesuliyeti o çeker. Hakkı ayet olan hak ve icat ise daha başta güzel netice ve meyveler olduğu için güzeldir, hayırdır. Şimdi üstad buradan bu şerrin yaratılması ve kesbedilmesi ayrımına geçiyor da şu elhasıldan itibaren okusak diye düşündüm. Vakti koyuyorum da şu ince bir mefas var. Oraya girersek onu zihnimiz şuna kaldırmaz değil mi? Onu galiba evet, meylan. Tercih, tereccüp. Tercih, tereccüp. Özellikle meylan kısmı. Meylan, sonra kes, ondan sonra... Okuyalım, okuyalım yoksa ne yapalım? Siz o makatli yapın inşallah. Dinleriz hocam, sıkıntı yok. Yani 20 dakikamız var. Kaçta bitecek şey hocam? Bir de değil mi? Bitti mi yoksa? Yok yok, normal geride bitti. Bir de tamam. Dinleriz hocam. Peki ben tamam. Şimdi o zaman şöyle işte nereye okuyalım? Bu ince tetik meyalanı mı okuyalım yoksa? Meyalanıdır, meyletmek. Meyalan, tamam. İhtisas olduğu için Metin kardeşlerinden istifade edelim Hasan abilerinden inşallah El abiden. İkinci mefas. Ehli ilme mahsus ince bir tetkiki ilmidir. İnce. Bir ilmi tetkik. Ehli ilme mahsus. O zaman bizim ben muhatap değilim. Hayır. Üstad buraya kadar getirdi zaten. Hazır etti yani. Hah, bir. İkincisi ne diyor üstad? Buraya kadar dinlediğine göre ehli ilme. Hocam üstaddan nakil yapacağım. Hasan abi. Üstad ne diyor? Risale-i Nur'u. Evet. Risale-i Nur'u bir sene kabul edip okuyan bu zaman mühim bir alim olabilir. Ehli ilme olabilir. İşte ehli ilimsiniz abi. Muhatapsınız. Bir numara muhatap Mustafa abi şu an. Allah evet, yani sen Mustafa abi geçen televizyonda görmedin mi? Görmedim abi. Hasan abi. Anons ettiler. Ama Hasan abi şeydi yani. Ulusal televizyonlarda. Televizyonda. Hemen yani televizyonda kardeşimizi şey yaptılar, ilan ettiler. Eyvallah. Çıktı. Demokrat Parti İlçe Başkanı eyvallah. Diye eyvallah. Şeye çıktı. İmamoğlu mu vardı orada şey konuşan değil mi? İmamoğlu'nun yanında eyvallah. Çıktı şeye, sahneye. Televizyonda gördüm de hemen tebrik ettik. Yani sen de el ilim değilsen biz. Desene Mustafa abi ilim şeyiyle çıkmadım oraya sen. Yok, bak şimdi kardeşimiz yani işte uç fark olmasın diye şey yapıyor. Eyvallah. Kadere iman gereğini yapıyor yani. Evet, kaderi öğrenmiş, anlamış, yaşıyor. Allah razı olsun. Şimdi burada aslında Allah'ın izniyle ehli ilme mahsus ince bir tetkiki ilmidir. Eğer desen kader ile cüz'i ihtiyarı nasıl tevfik edilebilir? Nasıl birleştirilebilir? Şimdi oradan geliyor da bu biz niye okuyacağız? Bu meyran okuyacağız. Altıncıda galiba öncesinde işte ilim malumat tabir edilen eseriyat. Orayı okuyalım mı? Bazıları okuyalım tamam. Üçüncüsü, o zaman okuyalım. Sonra da o şeyi okuyalım, meyelanı. Cüz-i ihtiyari kadere münafidi. Yani insanların irade sahibi olması kadere, Allah'ın takdirine, yazısına diyelim, münafidi. Belki kader ihtiyarı teyit eder. Niçin? Niçin? Çünkü kader ilmi ilahinin bir nevidir. Kader İlmi ilahinin bir nevidir. Hiç uzatmayacağım. Şia diyor ki Şia Allah'ın diyor ilmi var tamam
Ama diyor Allah'ın ilmi değişir. Nasıl? Allah'ın ilmi diyor değişir. İlmi ilahiyi doğru anlamama nasıl sıkıntılar yol açıyor? Beda anlayışını ortaya koyuyorlar. Onun Farsçası, ben Farsça bilmiyorum da ezberimde ilmi ilahi tağayyür es diyorlar. Allah'ın ilmi değil. Haşa ve kella. Allah'ın ilmi mutlaktır. Mutlaktır. Ezeli ve ebedidir. Her türlü tağayyürden mukaddes ve münezzehtir. Mesela bizim ilmimiz neden değişir? Bizim eksik olduğu hepsi için değişir. Yeni bir şey öğreniyorum. Eskisini bir kenara bırakıyorum. Etkileniriz. Olumlu evet. Ya da olumsuz etkileniriz. Evet. Ne eksiktir. Ne ama Allah'ın değişir. Mutlaktır. Mutlaktır. Sınırsızdır. Sonsuzdur. Zatidir. Ezelidir ve ebedidir. Şimdi böyle bu doğru uluhiyet ilgi doğru bir ilim anlayışı, ilim ilahi anlayışı ortaya konunca şurası kolaylaşıyor. Çünkü kader ilim ilahinin bir nevidir. İlim ilahi ihtiyarımıza taluk etmiş. Yani biz nasıl yapacakmışız onu? Biz daha yapmadan, madem ki ilim ilahi sonsuz, onda zaman diye bir şey yok, daha biz yapmadan onu nasıl yapacağımızı ilim ilahi görmüş ve ona göre takdir etmiştir. Burada problem var mı? Hiçbir problem yok. Dolayısıyla kader ilmi ilahinin bir nevidir. İlmi ilahi ihtiyarımıza taluk etmiş. Öyleyse ihtiyarı teyit ediyor, iptal etmiyor. Verilen meşhur çok örnekler var bu konuyla alakalı. Şimdi geçiyoruz. Şimdi en ince hal. Oraya geldi. Altıncısı. Başında bu haşiye var. Gayet müdakkik alimlere mahsus bir Mustafa. Uzun zamandan beri sayılır okuyan, sayılır verdiği altyapıyı bir hakkın itikadi konularda ve içtimai ve siyasi konular kavrayan müdakkik alimlere mahsus bir hakikat altınızı. Ne diyor şimdi? Cüz'i ihtiyarinin üstün esası olan meyalan Maturidi'ce bir emri itibaridir. Abde verilebilir. Fakat Eş'ari ona mevcut nazarla baktığı için abde vermemiş. Fakat o meyalandaki tasarruf Eş'ariyece bir emri itibaridir. Şimdi okuyorum. Öyleyse o meyalan o tasarruf bir emri nisbidir. Muhakkak bir vücudu haricisi yoktur. Emri itibari ise illeti tamme istemez ki illeti tamme vücudu için lüzum ve zaruret ve vücub ortaya girip ihtiyarı nef etsin. Belki o emri itibarın illeti bir rüçhaniyet derecesinde bir vaziyet alsa bu emri itibarı sübut bulabilir. Öyleyse onda bu anda onu terk edebilir. Kur'an ona o anda diyebilir ki şu şerdir yapma. Şimdi okudum şöyle. Tam başlatmadan yani burada şimdi üstad ameli noktada mesela açıkça söylüyor. Ben Şafii'yim diyor. Hı. Ama itikadi anlamda normalde Şafii'ler eşari olur. Hı. Eşariyim demiyor. Maturidiyim de demiyor. Hı. Hep genel geride duruyor. Hı. Yani ben bir hatta mesela bu az önceki Cebriye ve Mutezile'nin görüşlerini söyledikten sonra üçüncü kısımda biz ehli hak olarak deriz ki diyor. Yani üstad geride duruyor. Mesela burada o cümlede bir şey dedi ya işte Maturidi Meylan, Eş'ari, Meylan'daki tasarruf. Bir alt cümlede ister Meylan, ister tasarruf. İkisini birleştirir tarzda bir üslup mu takılıyor? Aynı. Nihayetinde aynı kapıya çıkar ikisi diyor. Evet. O var, Hasan Abin dediği var ama burada Metin kardeşin işaret ettiği ve üstadın makam-ı manevisine işaret eden çok hayati bir nokta var. Üstad, ahizaman müceddidi olarak beynel ulema, hatta beynel mezahip, mezhepler arasında, alimler arasında ihtilaflı konular, hem itikadi konularda, hem fıkhi konularda, şimdi Mustafa'ya bakarak söyleyeyim, hem de siyasi konularda, ihtilaflı konularda çözen, çözümleyen, yukarıdan bakan, yukarıdan bakarak çözümleyen, öyle bakarak, öyle bakan birisi niye o hükme ulaştı, niye o hükme ulaştığı fark eden, her bakışın mentahi ile müntahi birleştiren, değerlendiren mezhepler üstü bir yaklaşımın sahibi. Dolayısıyla üstad da ders çerçeveden
üstad fıkıhta yani söylüyor bunu bir takım maslahatlara bağlı olarak fıkıhta falan diye ama üstadı bu anlamda şu itikadın mezhebin mensubu, bu itikadın mezhebin mensubu diye dar bir kategoriye sokmak doğru değil. Üstad mezhepleri de bu anlamda birleştiren tam Kur'ani tarzı, nebevi tarzı ortaya koyan bir yaklaşımın sahibi diye anlaşılıyor. Şimdi gelelim. Cüz-i ihtiyarının üsül esası olan meyal. Şimdi tamam şunun şüphe yok ki yukarıda açıldık buraları. Herkes vicdanına baksa bir cüz-i ihtiyarı sahibi olduğunu anlar. Ya cinayet işleyen bir adama sorulsa sen iraden var mı yok mu diye. Yok der mi canım? Yok mu ya? Yine mümkün olsa mu? Yine yaparım. Yine olsa. Mesela, ya. Mesela. Pişman değilim. Bir kısmı öyle diyor. Pişman değilim diyor. Veya bir daha yaparım. Kim diye bir? Ya benim hiç iradem yok. Ben bir robotik varlığım. Ondan sonra robotik varlık olarak ne yaptığımı da bilmiyorum. Ama ancak kimdir? Gerçekten aklı bakın özürlüyse böyle insanlar var. Onlar zaten sorumlu değil. Din nazarında da sorumlu değil. Hukuk onlara ayrı bir gözle bakıyor. Cezai ehliyet yok diye. Ondan bahsetmiyoruz. Normal şartlarda her insan vicdanıyla irade sahibi olduğunu teslim eder. Benim iradem var der. Masiyeti işleyen de söyler bunu. Cinayet işleyen de söyler bunu. Başkası da söyler. Bu var. İnsanda böyle bir özellik fıtratında var. İnkar etmek mümkün değil. Peki nedir bu cüz-i ihtiyarın esası? Özü ne? Ne demek cüz-i ihtiyarı? Ne yalan diyorsun? Biz bunu eğilim falan. Ne yalan? Bir tarafa doğru akma. Bir tarafa meyletme. Ne demek bir tarafa akma? Nasıl bir şey bu? Bunun varlığı var mı? Akan ne? Gibi soru akla geliyor ya meyela. Şimdi diyor ki usta, ma turidice bir emri itibari. Emri itibari emri sabitin zıttı. Emri sabit Allah'ın irade ve kudretinin taalluk ettiği bir husus. Emri sabit bunun zıttı olan emri itibari kudret ve iradenin taalluk etmediği bir şeye nispetle bir şeye kıyaslandığında var kabul edilen emirler ya yani durumlar. Doğru mı? Yani genelde işte o paralel medyenler mesela. Gibi, gibi. Öyle bir şey var mı? Yani şu ekvator çizgisidir diye bir şey var mı? Yok. 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 Emri itibar. Veya hani fizik olarak ben diyelim ki Orhan abinin sağındayım. Sağ diye bir şey var mı? Mustafa abi Orhan abinin solunda. Sol diye bir şey var mı? Sağ, sol, büyük, küçük. Hep emri nispidir. Yani ben Nida abisin, o İsmet. İsmet abiye nispetle soldayım. Hasan abi İsmet abiye nispetle sağda. İsmet abinin sağında. Bunların hepsi emri itibariyedir. Nispidir. Bunlara kudret taalluk etmez. Neden? Ademidir. Yani yok de demiyoruz da. Yani emri itibari. İtibari olarak, nispi olarak bir şeyi diğerle kıyasladığımız zaman hüküm bina ettiğimiz husustur bu. İşte lütfen. Meylan veya tasarruf hani zihni ondan sonra hani somut olarak yaratılmış işte kudretle alakalı olarak şöyle gözümüzün önünde hadi göster diyebileceğimiz bir şey değil. Evet. Böyle olsaydı o zaman zaten insanın iradesinden söz etmek mümkün olmazdı. Zaten hani haşa hani hazır bir program gelmiş olur sen de onu uyguluyor gibi olurdun. Ondan çekilmişler zaten. Ama öbür taraftan hani zihnidir o zaman yoktur da diyemiyoruz. Hani zihni olmasıyla kudretten kurtarıyor. Ondan sonra hani hissetmemizi de ilme bağlayıp sorumluluğu alıyor. Eyvallah. Yani emri sabitle emri itibariye anladığımızda irade-i cüz'iyenin ya da irade-i cüz'iyedeki meyelanın emri itibari olduğunu anladığımızda belli oranda zihinler aydınlanıyor. Burada Maturidi eşari farkında da bu meyalan cüz-i iradeki İsmet abi, iradi cüz-iyedeki meyalan Maturidice emre itibar edilir. Yani vücudu yok. Vücudu yok. Kudret taalluk etmedi ona. Fakat eşari diyor ki mevcut nazarla baktığı için emre itibara diyemem diyor. Niye? Var nazarla baktı.
Zihinde bir alakası varsa demek ki yine de bir varlık vardır. Dolayısıyla ona varlık verdiği için, varlık verdiği için meyarane İmam Eş'ari ya da Eş'arilik diyelim, onu emri itibarı kabul etmiyor. Peki niye? Ne yapıyor? Diyor ki o var olan iradeyi cüz'iyedeki tasarruf emri itibar ediyor. Yani bir örnek verecek olursak buna, sen şimdi somut olarak binanın bir programı çiziliyor ondan sonra. Ama şu an binanın programının çizilmiş olması eşittir bina mıdır? Hayır. İmam Maturidi diyor ki o hani böyle binaların büyük büyük kağıtlara bastırıyor. O kağıt meyran. Eş'ari diyor ki öyle ya da böyle kağıda basılmış ortada bir bina yok ama kağıtta da çizimleri var. Onu kabul etmiyorum. Neyi kabul ediyorum? Bilgisayara geçelim. Bilgisayardaki olur. Yani bilgisayar program üzerindeki tasarımı olur. Evet. Yani baktığında ikisi de aynı. Sonuç olarak binayı ortaya çıkarmış mı? Hayır. Çıkarmadıkları için iradeye talip etmemiş. Sonuç itibariyle emri itibariyle ve sonunluğa girmez. Allah Allah. Aslında yani abin dediğim. İtibariyle şeyler, yani müşahhas şeyler insanları yönlendirebiliyor. Mesela diyelim ki Cenab-ı Hak bir mide vermiş. Bunda biz açlık diyelim ki. Açlıkla yiyeceklere, gıdalara doğru yönleniyoruz. Değil mi? Ama mesela zihnimize böyle hep yanlışları yapacak bir sistem, bir meyalan koymamış. Şeye göre işte yani insan hani sorumlu mu? Ya ey Rabbim sen benim zihnime böyle bir şey koymuşsun. Ben de bunu yapmak zorunda bunu kalıyorum. Diyeceği bir şey yok ortada. Öyle bir şey koymamış. Yani koyduğunda ha, şeyde ise diğerinde tasarrufu diyor. Yani işte mesela diyelim bir geminin pusulasına bir şey yapıyorlar. Eskiden korsanlar gemiye sızar. Yön gösteren pusulanın olduğu yere bir metal bir şey koyarlar. Mıknatıs. 2 derece, 3 derece sapıyor şey. Rotadan çıksın. Rota. Ondan sonra korsanların istediği yere. Korsanların istediği yere götürüyor şimdi. Yani müşahhas bir şey var orada. Yani insanın zihninde böyle saptıracak bir şey yok yani. Cenab-ı Hak böyle bir şey koymamış. Şöyle dediğim gibi. Meyalanı müşahhas. Müşahhas değil. Yani orada kaptan bakıyor gemiye. Şurası bu taraf, burası bu taraf, burası. İşte şurası şeylerin yani ona belirlenmiş hedefin olduğu liman, ticaret gideceği yer. Ama bu adam farklı düşünüyor da gemiye farklı yere götürürse sorumluluk tamamen buna ait. Ve diyecektik oradaki sorumlu sen bu gemiyi bilerek kendi tercihinde yanlış yere götürdün ve gemiyi sattın diyecek. Yani öbüründe neydi? Ben doğru yere götüremedim bunu çünkü böyle dizayn edilmiş deme şeyi var. Ha şey diyor ki böyle bir şey yok. İtibaridir. Orada tamamen karar vermek kaptana aittir. Ha, gemi götürmek kim, geminin 100 tane personeli var diyelim ki. Geminin motoru var, bilmem şunu var, bunu var falan filan gibi. Gemiden kazanacağın kazancın belki 1/1000'i kaptanın. Dümencinin çizgisayarının oradaki ifadeyle. Yani senin zihnine, kalbine yanlışları yapacak bir şey konulmamış. Fıtratı temiz insanın değil mi? Buyurun. Bir misal demiştiniz. Şey, aslında şöyle. Belki oraya şöyle bir itiraz gelebilir. Çünkü üstad devamında şöyle bir şey söylüyor. Diyor ki meyillerimizi diyor hayra kanalize etme ve şerden önünü kesme için mesela dua ve tevekkül hayra olan meyillerimizi arttırır. Tevbe ve istiğfar da şerli olan meyillerimizi keser. Hani şimdi bunlar aslında sanki şöyle bir şey çıkıyor. Fıtri olarak dediğiniz gibi bir hat olmamış bir zemin var. Ama bu hat hemen peşinden şeriatta geliyor. Külli akılla geliyor, nübüvvetle geliyor. Hani diyor önünde açık bir alan var, istat ve kabiliyetin var. Onları ne yap? Hayra meyillerini arttır. Bu tarafa ne yap? İşte dua ve tevekkülle bu tarafa meylet. Öbür taraftan da tevbe istiğfarla da şerri olan kısmı kapat. Şeriatın zaten hani irşat şeklinde bütün bunları duyguları yönlendirecek, kötü duyguları önleyecek şeyler vardır. Şimdi şöyle anlaşıyor abi, vaktide kollayarak Metin kardeşin dikkat çektiği yere ben de sözü getirecektim aslında bir izah çerçevesinde. Şimdi tamam bizde bir irade-i cüz'iye var. Veya cüz'i ihtiyari var bizde.
bize bu cüz'i iradeyi, cüz'i ihtiyarı veren külli irade. Külli irade bize cüz'i irade. Üstad diyor ki, irade-i külliye diyor, insandaki cüz'i ihtiyariyi kudretinin taallukundan şart-ı adi yapmış. Hatta çocuk örneğini veriyor. Mesela bir çocuğu diyor sen sırtına aldın. Nereye gitmek istiyorsun? Çocuğu taşıyan sensin. Çocuk diyor ki şu tarafa git. Şu tarafa gidelim. Sol oldu. Dağ doğrusuna götürüyor. Sen de götürüyorsun. Niye götürüyorsun? Çocuk istediği için götürüyorsun. Sonra çocuk orada üşüyor. Ondan sonra. Niye beni buraya getirdin diyebilir mi? Sen istedin oraya. Sen istedin oraya. Peki çocuk ben istedim oraya diye çocuk kendisi mi götürdü oraya? Hayır, götüren şey sensin yani. Kendi çocuk oraya gidemez yani. Dolayısıyla yapan kudrettir. Taalluk eden kudrettir. Fakat o kudretin taallukunda ferdin, yani mükellefin iradesini şahat-ı adi yapmış. O zaman şöyle formül çıkıyor hocam. Benim anladığım sınav. Bir konuda insan cüz-i ihtiyarı ile bir tercih yaparsa fakat külli irade iktiran etmezse o gerçekleşmez. Bir. İki. Yani külli irade konuşunca cüz-i irade susar. Zaten ne biliyorum. Evet. İki. Bir konuda külli irade gerçekleşir. Cüz-i irade gerçekleşmezse külli irade dediği olur. Üç. Bir konuda ne cüz-i irade ne külli irade gerçekleşmezse zaten herhangi bir şey söz konusu olmaz. Normal şartlarda ise bizim bu mükellefiyet alan, buna kelamcılar sorumluluk doğuran fiiller diyor. Sorumluluk mesela külli iradenin gerçekleştiğinde insanın dediğim gibi sorumluluğu olmuyor. Olmaz. Hatta meşhur bir şey ayrımı Hasan abi, onun çok hoşuma gidiyor. Deniyor ki kader ikiye ayrılır. Kader ihtiyari, kader ızdırari. Şimdi bizim doğduğumuz yer, cinsiyetimiz, anne babamız, ondan sonra fiziki özelliklerimiz, hatta ne diyelim psikolojik özelliklerimiz, irademiz de mi? Hayır. Hayır. Bu nedir? Bu kadere ızdırarının hükmüne bağlı olarak ortaya çıkan gerçeklerdir. İnsan bundan sorumlu değildir. Hatta yasaklanan, üzerine konuşulması yasaklanan kader de bu aslında olduğu söyleniyor. Evet. Aslında onunla da bence şüphem var da şundan dolayı, çünkü bunu konuşmak aslında kaderdeki hikmetli ve adaletli dövmemizi yol açıyor. Şimdi şikayeti belki konuşmak lazım. Evet, şimdi Cenab-ı Hak bana eşek eder. Cinsiyet olur. Ben doğum yeri yoktu. Afyon'da doğdum. Tamam. Peki. Bunda benim iradem var mı? Yok. Bundan dolayı ben sorumlu muyum? Hayır, sorumlu değilim. Peki kadere yukarıdan baktığımız zaman, cinsiyet bazına baktığımız zaman toplumun ya kabaca yarısı eşek yarısı kadın değil mi? Kader burada hikmetini tahakkuk ettiriyor mu? Ettiriyor. Şöyle olsaydı toplumun %95'i erkek. Yani %98'i kadın. Neyse. Bak ne var? Kaderin tecellisinde. Kader tek tek herkese ayrı ayrı. Şey o nedir? Bir ne diyelim? Hikmetsizlik olur. Ne değil? Kader kendi içinde çok planlı. Ve herkes Afrika'da doğabilir mi canım? Veya herkes İstanbul'da doğabilir mi? Hocam bu şeyde mesela deprem diyoruz ya. Şimdi hani kader ziyeti o kadar şey ki. Bazen yani mesela şeyine gidecek olursan evveliyatına bir kişinin verdiği bir karar var ya tarihi etkileyebiliyor şimdi kaderciye. Şimdi eski Türkler şey göndermişler. 2-3 bin kişilik bir askeri grup bir Anadolu'ya göndermişler. Bir de Avrupa'ya doğru göndermişler. Anadolu'ya gelenler hatta Urfa'yı falan da kuşatmış. Tahunlar zamanında. Giden rapor burası bize çok uygun değil diye oranın komutanı Anadolu çok uygun değil diğerleri de Avrupa'nın raporlarda Avrupa ağır basmış. Tamam mı? Yani çok az farkla. Demişler ki bunlar kuzeye gidelim. Daha sonraki Selçuklular döneminde bu taraf daha uygun rapor çıkmış. Buraya gelmişim deprem diyorsun ya mesela. Yani deprem meselesinde buraya gelip hani depremin olmadığı kuzey bölgelerde oradaki şeylerdeki raporda birisinin önceki gibi bir rapor çıksaydı şimdi yani kader işte bilemiyorsun neyin ne olacağını. Yani
O kadar çok faktör var ki. Evet, evet. Yani bunlar külli şeye, iradeye bağlı. Eyvallah. Öyle diyebiliriz. Allah razı olsun. Şimdi bu Metin kardeşinin dikkat çektiği, benim de şahsen çok önemsediğim merkezi bir cümle var üstadım. Necim abinin oğlu olduğunuzu biliyor musunuz? Siz biliyor musunuz abi? Ramazan abi. Allah razı olsun. Hep Necim abi hatırlıyorum sizi görünce. Şimdi Ramazan abi üstadın şu cümlesi, kader konusu gibi demin Metin'e dikkat çektiği çok hayati önemli geliyor. Çok hayati önemli Mustafa abi. Ne diyorum? Şimdi iradi cüziye var tamam. İradi cüziyen esası bir meyelan tamam. Peki o meyelanın arkasında ne var? Niye göre bendeki iradi cüziye bir tarafa meylediyor? İtaata doğru mu? İsyana doğru mu? İmana doğru mu? Küfre doğru mu? Bu meyelanın arkasındaki saik diyor. Saik nedir? Soruyorsun. Üstadın verdiği çok kısa ama biz bunu genişletebiliriz. Muazzam bir cevap var Ahmet abi. Bununla bitiriyoruz. Üstad buyuruyor ki demek dua ve tevekkül meyelanı hayra büyük kuvvet verir. Ben hayır istiyorsam eğer tamam bende meyelan var. İradem aslı meyelan. Peki ben bu meyelan benim hayra nasıl kanalize olması lazım? Hangi saik onu hayra kılavuzlaması lazım? Dua ve tevekkül. Dua. Bunun içerisinde yani Fiili dua da var, fiili kalbi de dua çok var, iyisin. kalbi dua var, gayret göstermek var, çabalamak var. Mesela İhsanul talebesi, İhsanul haberdar etmekle neyse. Dolayısıyla dua hayra bizi kılavuzlayan, o meyelanımızı hayır tarafına doğru bizi sevk eden muazzam bir faktör. Üstad tevekkül de burada ekledim. Hazreti Peki. İbrahim'in neslimi namaz kılanlardan Ha, yapıyor mesela mesela, diye mesela. söylüyor, değil mi? Niye Hazreti İbrahim'in soyundan peygamberler veya peygamberlerin çoğu niye Hazreti İbrahim soyundan geldi? Veya başka bir soru. Niye Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam'ın soyundan gelen seyitler, şerifler genellikle mütedeyyin insan? Cevap. Hazreti İbrahim dua etti. İnni ca'ilkun nas imame. O dedi ki Hazreti İbrahim ve min zürriyeti. Benim soyumu da namaz kılanlardan şey nedir imam önder kıldı. Peygamber geldi. Resulullah ne yaptı? Ve hatta Resulullah'ın Aleyhisselatü Vesselam öğretmesine bağlı o bütün ümmet Allahümme salli ala Muhammed ve ala Ali Muhammed, Ali Muhammed diyerek Resulullah'ın aline yani soyuna dua etti. Onun için peygamber soyundan gelenler ki üstad onlardan birisidir. Üstad. Bu duaya mazhariyeti dolayısıyla bir özellik kazandı. Bu da ne anlaşılıyor? Kader, iradi cüziye veya cüz-i ihtiyarın aslı, üstül esası meyelanın arkasında en büyük faktör dua ve tevekkül, hayra kılavuzlama. Peki, şer açısından nedir? Devam edelim. İstiğfar ve tövbe dahi meyelanı şerri keser. Tecavüzatını kırar. Ben bunu kendimce Resulullah'ın dualarından yola çıkarak istianat ve istiazat diye ayırdım. Çünkü bir taraftan biz istianat Allah'tan yardım dilemeliyiz, dua etmeliyiz. Bu bizim hayra olan teveccühümüz ne diye yönelimizi sağlar. Bir taraftan da istiaza, şerden, kötülükten, ondan sonra işte olumsuzluklardan Allah'a sığınırız. Bu istiaze şerre, tecavüze kapıyı kapatıyor ve kırıyor. Şimdi vakit geldi hemen Şimdi bitireceğim. bu tabii biz irademizi sarf ederek yapıyoruz Evet, aslında o bu da. duayı da, değil mi? En Evet, önemli şey bu. o çok doğru. Ha. Çok doğru. Şimdi Resulullah'ın mesela meşhur şeyi var, istiazesi var. Cevşen'den sonlarında geçen. Allahümme la tekilna veya tekil müfe Allah'ına tekini ile nefs tarfet ay. Göz açıp yumuncaya kadar bile beni Rabb şeyle nefsimi baş başa Kesinlikle. bırak. Şimdi bu dua yapan birisi, devamlı Allah'a böyle dua eden birisi, meyelanı, onu şerre sevk edebilir mi? Ya da hiç etmeyenle onu kıyasladığımız zaman hangisi şerre daha çok kapılır? İşte duanın, istiğfarın, istiazatın, gevşek okumanın, tesbihat yapmanın dahası var.
mi dua. Şimdi ben dua ediyorum ferdi olarak diye. Duam ya kabul olur ya kabul olmaz. Ama canlılar falan yapılan dua kuvvetle memur diyor ki üstad ifade ediyor. Duayı kabul edilir. Öyleyse cemaat içinde bulunduğumuz zaman yapılan dua ne yapıyor? Bizim şerre olan meylimizi kırıyor. Masiyete olan eğilimimizi kırıyor. Yanlışı olan meylimizi kırıyor. O yüzden üstadın cümlesi bir de okuyup hemen bitiriyorum. Son. Demek dua ve tevekkül meyrana hayra büyük bir kuvvet verdiği gibi istiğfar ve tövbe dahi bunu ben istiğazatta koydum. Meyran şerri keser, tecavüzatını kırar. İllahi Fatiha. Hocam YouTube'da Ramazan Buti Bediüzzaman Hazretleri'ni anlattığı videoda diyor ki ya biz Arap şeyini Arapçayı biliyoruz. Arapça ilmimiz var. Üstad'ın anlattığı bütün şeylerde biliyoruz ama üstad'da bizden bir farklılığı var. Dua ve şeyi diyor çok kuvvetli diyor. İrtibatı çok kuvvetli olduğu için öne açılmış diyor. Eyvallah. Bir de üstad hani ciddilik yönünde üstad usulü çok iyi. Yani neyi nerede nasıl yapacak o dengeleri çok iyi sağlıyor. Yani hani ayeti çok